Balin Sandalye Düşünme Vakti'ni sunar. Merhabalar sevgili seyirciler, TV5 ekranlarında Düşünme Vakti ile birlikteyiz. Seçimleri geride bıraksak da siyasette sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bunları konuşacağız. Diğer taraftan tabii seçim öncesi vaat edilen o vaatlerin nasıl gerçekleşeceği, ne zaman hayata geçirileceği bekleniyor. Yine onları konuşacağız. O vaatler beklenirken yeni gündem başlıkları da ortada. Aslında Türkiye'nin en önemli maddelerinden birisi ekonomiye dair gelişmeler ve görüşmeler var. Bunlara göz atarken diğer taraftan anayasa yeniden gündeme geldi iktidar kanadından. Onu konuşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aritmetik ve grup kurma çalışmaları söz konusu muhalefet kanadından. Ne aşamada ve nereye evrilecek? Yine bütün bunları konuşmaya çalışacağız. YKS sınavına dair de programımızın son bölümünde değerli bir konuğumuz bizlerle olacak. Ancak bu bölümde bizlerle birlikte olacak olan iki değerli konuğumuz var. Gazeteci Celal Kazdağlı ile 27. dönem CHP milletvekili, aynı zamanda gazeteci yazar kendisi Atilla Sertel bizlerle birlikte. Celal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Atilla Bey'e de merhabalar. Çok sağ olun. Atilla Bey sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Ben hoş bulduk diyorum Celal Bey ve sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çok tabii izleyenlerimizi de, TV5 izleyicilerimi de. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Aslında Türkiye'nin en önemli gündemi iktidarın ekonomiye dair atacağı adımlar, ama diğer taraftan siyasi muhalefet kanadından yaşanan durumlar da var. İsterim ki öncelikle Türkiye'nin en önemli gündemi olan ve buna dair iktidar nasıl bir çözüm ve yol haritası oluşturacağı ekonomiyi konuşalım. Sayın Şimşek'in bakanlığa getirilmesiyle birlikte büyük beklentiler söz konusu ve kendisinin yaptığı ziyaretlerde çok dikkat çekiyor. Beklentiler yüksek. Celal Bey ile başlamak isterim. Sayın Şimşek'in görüşmeleri, ekonomideki durum ve iktidarın nasıl bir yol haritası izleyeceği söz konusu. Önce iktidar kanadını konuşalım isterim. Neler söylersiniz özellikle görüşmeler ve o trafiği göz önünde bulundurursak? Evet, aslında çok daha yoğun görüşme dönemi başlamadı. Mehmet Şimşek bugün işte TÜSİAD'la bir buluştu. Arkasından da Bankacılar Birliği ile bir araya geldi. Kamuya açıklanmadı içeride neler konuşulduğuna dair bilgiler. Doğaldır açıklanmaması zaten. Ama aşağı yukarı belli. Refahı artırarak ekonomiyi canlandırmaya sürdüreceğiz diye söylüyor. Üretimi, istihdamı artırmaya ve ihracatı artırmayı hedeflediklerini ifade eden bir açıklama yaptı. Kısa bir açıklama yaptı Mehmet Şimşek toplantılar sonrası. Bu toplantıların devam edeceğini söylüyor. Belli ki daha önce çok az gerçekleşen bu tür toplantıları yeniden ekonominin bütün unsurlarıyla yeniden buluşma, bir araya gelme, onlardan fikir alışverişlerini bu yeni ekonomi yönetimi sürdürecek. Bunu anlıyoruz. Aynı şekilde Batı'yla da benzer diyalogları sürdürecekleri anlaşılıyor. Yeni bir anlayış, yeni bir zihniyetmiş gibi farklı bir anlayışla yola başladıkları gözüküyor. Hafize Gaye Erkan'ın gelmesi zaten biraz daha farklı bir yol izleneceğinin ilk işaretiydi Mehmet Şimşek'le birlikte. Belli ki 22 Haziran'da toplanacak olan Merkez Bankası'ndaki para kurulu faizi artıracak. %20 ile %25 arasında bir artış olabileceği üzerine şimdiden spekülasyon yapılıyor. Sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu artışa izin verdi, onay verdi. Şimdilik itiraz etmiyor. Kendi bildikleri yolda devam edecekler. Biz bu konuda anlaştık diye söylediler. Türkiye benim anladığım kadarıyla yeniden Batı'yla yüz yüze gelme, Batı'yla birlikte hareket etme bir yoluna geçmiş bu durumda. Öyle sanıyorum ki Körfez yeterince gelmedi. Bu parayı yeniden elde edebilmek için Batı'yla köklü bir görüşme gerçekleştirmeyi, oradaki bütün finans kuruluşlarıyla bir araya gelmeyi önceliyorlar. Ama bunun bir yolu, evet, bu kararlar alabilirsiniz, faiz artırabilirsiniz. Ama Batı'yla olan ilişkileri artırmanın bir yolu da herhalde geçmez. Hukukun biraz daha
uygun hale getirilmesi, galetin çift kullanması gibi bir takım yeni çığırların olması gerekiyor. Avrupa Birliği ile temasın yeniden başlatılması gerekiyor. Bunu ne kadar cesaret edip hangi adım atacaklar, bu konuda doğrusu soru işaretleri var. Eğer önümüzde yerel seçimler olmasaydı, bu kadar yerel seçimler yakın olmasaydı, çok hızlı bir şekilde bu konularda adımlar atabilirlerdi, hızlı bir yol alabilirlerdi. Ama seçim var, seçim olduğu için ister istemez temkinli hareket ediyorlar. Kendi tabanlarını birdenbire yalnız bırakmak, onlara vaat ettikleri, seçim öncesi vaat ettikleri programı terk ettiklerini gösterebilecek adımları atmakta şimdilik temkinli duracaklar. Sanki böyle adımlar atılmıyormuş gibi gündemi başka şeylerle daha çok yoğunlaştırarak, işte Paris'teki büyükelçiyi alarak görevden ya da işte Tekirdağ'daki Süleyman Paşa Belediye Başkanı'nı görevden aldığını söyleyerek gündemi sanki İslamcıların da tabanın da tatmin ettiği şeylerle götürüyoruz. Bak bir şey değişmedi. İmajını, algısını vermek istiyorlar gibime geliyor. Ama öyle anlaşılıyor ki Mehmet Şimşek bir süre rahat hareket edecektir. Hafize Gaye Erkan özellikle daha rahat hareket edecektir. Dış dünyayla çok yoğun bir görüşme trafiğine başlayacaklardır. Ne zamandan sonra? Bu 22 Haziran'daki faizleri artırdıktan sonra. Öyle anlaşılıyor ki o zamana kadar daha çok içe kapalı bir iç görüşmeleri tamamlayacaklar. O kararla birlikte dışarıya açılacaklar gibi gözüküyor. Nereye kadar gidecekleri seçimin sonucuna bağlı. Yerel seçimleri. Evet, yerel seçimin sonucuna bağlı. Peki, teşekkür ediyorum Celal Bey. Atilla Bey, Celal Bey dedi ki batıya biraz daha açılacaklar. Sayın Şimşek de işte Merkez Bankası Başkanı da biraz daha alanında rahat hareket edecek aslında. Biz neden böyle bir tabloyu seçim öncesinde yaşamadık da dövizdeki bu dalgalanmanın ötesindeki durum, artık hayat pahalılığının ötesine geçen ekonomik bunalımları toplum olarak yaşadık? Evet. Celal Bey gayet güzel özetledi aslında ne yaptıklarını ve ne yapmak istediklerini, hedeflerini de çok net açıkladı. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Yani batıya açılma sadece Mehmet Şimşek ve Mehmet Şimşek'in gayretleriyle bir sonuç alınabilecek noktada değil diye düşünüyorum. Yani gönül istiyor ki Türkiye ekonomik anlamda çok güzel yönetilsin ve insanlarımızın Türkiye'de ezilen emekçilerin, emeklilerin, işçilerin, köylülerin, dar gelirli grupların ve işsizlerin güzel yaşadığı bir ülke olsun. Biz bunlar asla gocunmayız. Yani bu iktidar keşke başarılı olsun ve insanlarımız mutlu olsun. Bunu çok canı gönülden söylüyorum ve bizim için asıl olan insanlarımızın ekonomik durumlarıdır. Öyle mi? Pek öyle gözükmüyor. Yani Türkiye'de makro ekonomi açısından bakarsanız dengeleri yerine getirmeye, işte kurmaya çalışan ve o dengeleri sağlamaya çalışan ama yap-boz sistemiyle bugün yaptığını yarın bozan, bugün bozduğunu yarın yapmaya çalışan deneme yanılma sürecini çok uzunca bir süredir geçiriyor Türkiye. Ve bence işte ekonomik anlamda bilim adamlarına ve ekonomiyi çok iyi bilen kadrolara güvenmek yerine tek kişinin aldığı kararlar doğrultusunda ekonomiyi yönetmeye çalışmanın getirdiği sonuç diye düşünüyorum. Avrupa'ya niye bize bu konuda kredi açmaz? Onu da çok açık, net söylemek istiyorum. Çünkü ülkede demokrasinin tam anlamıyla kurum ve kurallarıyla oturmamasının neden olduğunu düşünüyorum. Yani geçmiş dönemde işte gözlerime bakın diyen bakanın İngiltere'deki iş adamlarına yani siz gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Eğer bürokraside takılırsanız biz reise söyleriz. Reis onlara gerekli ayarı verir dediğinde zannediyordu ki İngilizlere kolaylık sağlayarak yatırımı çekebileceğini zannediyordu. Oysa kurallar ülkesi olan yani Avrupa ülkelerinde bürokrasinin kulağını çeken yarın bize ne yapar diye bir endişe de hakim olabiliyor. Türkiye'de demokrasiyi tam anlamıyla oturtmadığımız sürece ülkemize ne kadar ucuz iş gücü olursa olsun, isterse Çin'den de ucuz iş gücü sağlansın. Asgari ücret Türk lirası bazında dolarla kıyaslandığında 150 dolara, 100 dolara da inse, Türkiye'de yatırım açısından bakıldığında Avrupalı yatırımcı ülkede önce
Hukuk güvenliği istiyor, adalet istiyor, hukuk istiyor. Hukuktan dolayı bir sıkıntısı varsa bu ülkeye gelip yatırım yapmıyor. Örneğin çok önemli bir otomotiv firması Manisa'ya bütün yatırımlarını yapmak için geldi. Geçtiğimiz yıllarda Celal Bey de siz de bilirsiniz. Bütün anlaşmalar tamamlandı. Tam Manisa ve çevresine o otomotiv firması bir büyük bir yatırım yapacaktı. Fakat birdenbire kararlarından vazgeçtiler ve yurt dışına gittiler. Eğer o yatırım olmuş olsaydı Manisa ve çevresinde otomotiv yan sanayinde geliştirecek ve birçok insana iş ve aş ekmek kapısı olabilecek bir model olabilecekti. Olmuyor ama. Neden olmuyor? Bu nedenler işte ortada. Sizin halkımızın seçtiği parlamenteri Can Atalay'ı siz cezaevinde tutarsanız bu Avrupa ülkelerinde seçilmiş olan kişinin demokrasi açısından mecliste olması gereken kişinin hukuken ve Yüksek Seçim Kurulu'nun onun seçilmesine onay vererek aday olmasını sağlayan ve halk tarafından seçilen bir kişinin cezaevinde tutulması sizin ülkenize gelecek yatırımlar açısından çok büyük engel teşkil ediyor. Buradan Numan Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın hemen derhal müdahil olması lazım. Adalet Bakanı'nın müdahil olması lazım. Ve tutuklu olan milletvekilinin derhal serbest bırakılması lazım. Ve bu yapılmadığı sürece, geçmişte de bunların örneklerini yaşadık. Mustafa Bağlbay arkadaşımızın 2,5-3 yıl cezaevinde tutulması ve 3,5 yıla yakın cezaevinde tutulması, geçmiş dönemde MHP milletvekili komutanın cezaevinde tutulması, bütün bunlar ülkedeki eksilerimizdir. Ülkede demokrasi olmadığı sürece yatırımın ve üretimin olması noktasında dıştan bir medet ummamaları gerekir diye düşünüyorum. Ancak kendi siyasi ve görüşlerine uygun ve ülkenin pazarlanmasında, bu ülkenin topraklarında, suyunda, altınında, madeninde, yatırımında gözü olanların gelip bu ülkede bu kişilerle yaptığı anlaşmalar sonucu sıcak paranın gelmesi söz konusu olabilir. Ama ülkede üretim araçlarının çoğaltılması ve üretimin arttırılması noktasında fazlaca bir gelişme olacağını sanmıyorum. Ne zaman olur? İşte biraz önce söylediğim gibi, ne zaman siz hukuk devleti haline gelirsiniz, ne zaman insanlar adalete güvenir, ne zaman hukuk açısından bir sorun kalmaz, ne zaman özgürlükler açısından bir sorun kalmaz, insanlar her açıdan kendilerini demokrasinin içerisinde yaşıyor hisseder ve Avrupa'da o zaman gelir bizim ülkemize yatırımlarını yapar diye düşünüyorum. Ama aksi olursa, biz yanılırsak, yani Türkiye'nin hayrına bir gelişme söz konusu olursa gerçekten biz de bunu gıptayla izleriz, takdir de ederiz. Yani ülkeye çivi çakanın, ülkenin gelişmesine katkı koyanın elbette ki alkışlanması da gerektiği noktada alkışlamasını da biliriz. Ama bu 22 yıl sonucunda ülkenin ekonomisinin yerle bir olduğunu ve insanların pazara çıkarken bile çok büyük güçlüklerle, ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılarla yaşadığını, çocukların artık meyveyi doya doya yiyemediği, sebzeyi doya doya yiyemediği, eti hiç göremediği bir ülke haline geldik ki bu bir perişanlıktır ve yoksulların sosyal yardımlarının arttırılmasıyla övülmesini de gerçekten ben çok üzüntüyle karşılıyorum. Benim geçmişten bu yana çok takdir ettiğim bir siyasi büyüğüm hep bize şu öğretiyi sunmuştu ve biz onu yaşamıştık. Balık vermeyin. Balık tutmayı öğretin. Yani insanları üretimin içine katın. İnsanlar onurlu yaşamlarını çalışarak ve emeğinin karşılığını alarak çoluk çocuğunu büyüterek yaşasınlar derdi. Doğru olan oydu. Ama insanları üretimden çektiler, köylüleri toprak ekmekten çektiler, sosyal yardımlardan yararlanır hale getirdiler ve iktidara geldikleri zaman 2002 yılında 2.7 milyon olan, 2.700.000 civarında olan sosyal yardımlardan yararlanan insan sayısını 17 milyona çıkardılar. Ve bununla övünüyorlar. Bununla övünmek, gerçekten övünmek mi gerek, dövünmek mi gerek? Buna çok önemli altını çiziyorum. Biz 85 milyonluk büyük bir ülke, toprağa bereketi olan, güneşi, suyu olan, üretimde gerçekten hem hayvancılıkta hem tarımda dünyanın bütün ülkelerine kafa tutabilecek bir ülke olarak var olmamız gerekirken sosyal yardımlarla yararlandırdığımız insanları
çalışmaktan ve iş yapmaktan alıkoyan bir ülke haline getirdi. Bütün bunların sorumlusu AKP iktidarıdır. Yoksullaştır ve yönet politikasını bilerek ve bilinçli bir şekilde uygulamıştır. Ve bugün gelinen noktada da ekonomik anlamda da büyük bir çıkmaza girmiştir. Çünkü üretmeyen toplumlar, tüketen toplumlar sadece gerçekten çok büyük sıkıntıya düşmeye mahkumdur. Bu gerçektir. Üretmeden tüketmek hiçbir zaman sonu gelmeyen bir servet bile olsa o servetin tükenmesi demektir. Yani ben ekonomiyi halk açısından bakıyorum. Halkın durumu gerçekten kötü ama kötü olan, ekonomik anlamda kötü olan, durumu kötü olan insanlarımız başka kaygılar nedeniyle bu oylamada yine başka bir tercihte bulundular. Ona da saygı duyuyorum. Normal karşılıyorum. Bakış açıları öyledir, evet. Ama Türkiye'nin geleceğini kurtaracak yapı bu yapı değildir. Teşekkür ediyorum. Celal Bey, en nihayetinde seçimleri geride bıraktık ve mevcut iktidarın daha iyi bir politika geliştirmesi adına muhalefet, işte gazeteciler bir katkıda bulunma adına özellikle işte Sayın Sertel'in de belirttiği gibi demokrasi alanında, hukuk alanındaki sorunları dile getirdi. İşte Can Atalay'ın durumu, diğer taraftan bugün vefatının yıl dönümü, işte Berkin Elvan gibi, Cumartesi Anneleri gibi Türkiye'de yaşanan acılar ve o acılar üzerinden oluşturulan mağduriyetlerin giderilmesi, hukuk alanındaki sorunları başta olmak üzere bir anlamda kurumların da Sayın Şimşek alanında olduğu gibi, Merkez Bankası özelinde olduğu gibi diğer kurumların da biraz daha kendi mecrasında işlerin ilerlemesi mi gerekiyor bir anlamda? Yani bir Atilla Bey'in de söylediği gibi evet, demokrasi ve hukuk tam işlerse ekonomi de çok rahat olur, yatırım daha kolay gelir. Bu olmazsa olmazlardan birisidir. Ama sadece yeterli değildir. Demokrasinin olmadığı ülkelerde yatırım gidebiliyor. Çin'e gittiği gibi, Hindistan'a gittiği gibi. Şimdi Türkiye burada sanıyorum bu ikinci alternatifi, illa demokrasi olması gerekmiyor. Biz ucuz bir üretime talip oluruz ve Avrupa'nın yakınında olduğumuz için lojistik açısından da avantajımızı kullanırız. Gerekli üretimi yapabiliriz gibi bir anlayışı kabul etti bir süredir. Ama bu tutmadı, çalışmadı şu ana kadar. Bundan sonra çalışır mı? Bundan da emin değilim. Ama hemen kısa da bir zamanda demokrasiye geçme gibi bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz tarzda bir yaklaşımı ortaya koyması biraz zor gibi gözüküyor iktidarın. Çünkü yerel seçimler var. Yerel seçimlerde toplumu ayrıştırarak oy kazanma taktiğini sürdüreceği görülüyor. Çünkü bunu burada bugüne kadar bu işledi ve hep kazandı Erdoğan. Yine aynı şeyi yapacak. İşte mesela İstanbul'da bugünkü konuşmasında fetret dönemi yaşanıyor diyerek doğrudan İmamoğlu'na hedef aldı. Ve yani Cumhurbaşkanı şimdi belediye başkanıyla seçime giriyor durumunda ve onu eleştirerek gidiyor. Nasıl eleştiriyor? Onu düşmanlaştırarak, şeytanlaştırarak, tıpkı CHP'yi kriminalize ettiği gibi bu seçim sürecinde PKK'nın uzantısıdır, oradan talimat alıyor diye bunu kabul ettirerek, kendi seçmenine kabul ettirerek burada kitleleri kendi yanında topladığı için o seçimi kazandı. Şimdi yerel seçimde belli ki büyük şehirleri almak istiyor, İstanbul'u özellikle almak istiyor. Gene bu yolu izleyecek. Bu Mehmet Şimşek'in tercih ettiği bir yol değil. Gaye Hanım'ın da tercih ettiği bir yol değil. Burada çelişiyor hükümetin varmak istediği, ekonomide varmak istediği nokta ile seçim kazanma arzusu arasında bir çelişki var. Hangisi öne çıkacak, hangisi geride kalacak? Erdoğan'ın biliyoruz ki her zaman seçimi öncelemiştir. Önce seçimi kazanacağım diye hareket ediyor. Belli ki daha seçime var. Şimdilik bir alan açacak Şimşek ve Gaye Erkin'e. Birlikte onların iş yapmalarına izin verecek. Gidebildikleri kadar gidecek. Biraz bir miktar para da gelebilir Batı'dan. Bunu hedefliyor. İşte 50 milyar dolar mertebesinde bir girişi sağlayabilir ise bu da ancak Avrupa ve Amerika'dan gelebilir. Bu miktarda bir para kısa bir zaman diliminde. Evet. Çarkları rahatlıkla döndüreceğini düşünüyor.
Bu çarklar ekonomiyi döndürür ama insanlara bir faydası olur mu? Orta sınıf ortadan kaybolduğu için henüz yoksullaşarak zenginleşmeye devam ediyoruz. Yoksullaşarak kalkınmaya devam ediyor Türkiye. Büyük nüfus yoksullaşıyor. Özal'ın var ettiği orta kesim, orta sınıf ortadan kayboldu. Bir zenginler, bir de yoksullar gibi bir kuruma ayrıldık. İkiye ayrıldı toplum. Nasıl devlet yönetiminde iki kurum kaldıysa, bir cumhurbaşkanlığı, bir de muhtarlık, aradaki bütün kurumlar işlevini yitirdiyse, toplumda da aradaki bütün kademeler giderek kayboluyor. Çok azı yukarıya çıkıyor. Büyük çoğunluk da aşağıya iniyor. Yani siz geçen yıl 300 lira kazanıyor idiyseniz, bu yıl elinize geçen para 150 lira. Geçen yıl 100 lira kazanan bu yıl 80 lira kazanıyor. Dolayısıyla biz o 100 lira kazanana, 80 lira kazanana doğru hızla ilerliyoruz. Oraya doğru gidiyoruz. Buradan çıkış var mı? Ekonomi düzelebilir ama toplumun tamamının zenginleşmesi ve oyuna dahil olması ancak demokratik kuralların işlemesi ve sistemin çalışmasıyla mümkün olur. Bu nasıl olacak? Bu biraz da muhalefetin çabasıyla olur. Şimdi biraz önce Can Atalay'ın durumundan söz etti Atilla Bey. Tamam, doğru. İçeriye hemen bırakılması lazım, meclise gelmesi gerekiyor. Pekala, burada muhalefet partileri hemen harekete geçebilirlerdi ve meclis başkanı olarak Can Atalay'ı gösterirler tek kişi ve kendileri de ona oy verirlerdi. Kendileri aday çıkarmazdı. Zaten çıkardıkları adayın kazanmayacağı biliniyor. Yıllardır bilinen bir seçim biçimidir bu. Ha iki turda belli bir oy almışsınız, hatta almamışsınız. Hiç önemli değil. Doğrudan hepiniz birden Can Atalay'ı başkan seçip tek aday AK Parti'nin karşısında göstererek bir çıkış yapmış olabilirdiniz. Mesela bu ufacık bir şey bile yapılmıyor, göstermiyor. Eğer muhalefet bunu yapmaz ise biz demokrasiyi bahşetmesini iktidardan nasıl bekleriz? Zorlayarak, vatandaş talep ederek olacak. Bir de unutmayalım ki vatandaşın elinde 90'lı yıllarda var olan, 80'li yıllarda var olan, darbeye rağmen var olan sivil toplum aygıtları kalmadı. Hiçbirimizin elinde artık dernekler yok, örgütler yok, sendikalar yok. İşlerini yitirdi var olanlarda, görevini yerine getiremiyorlar. Halbuki 90'lı yıllarda ben gayet iyi biliyorum ki hem muhafazakar kesimin hem diğer kesimin onlarca, yüzlerce, binlerce sivil toplum örgütü vardı. Onlarla birlikte hareket edebiliyorlardı. 300 ayrı sivil toplum örgütünün Ankara'da toplantı yaptığını biliyorum ben muhafazakar adaylarla birlikte, partilerle birlikte. Şimdi böyle bir tablodan da giderek yoksul duruma düşmüş durumdayız. Şimdi mesela 100. yıl geliyor. Beklenti genel bir af beklentisidir. Bu da mesela muhalefet ne yapacak? Bunun zeminini oluşturacak, sonuç almaya yönelik bir tutum mu izleyecek, yoksa kendi iç meseleleriyle o vakti geçirecek mi? Burada sadece iktidara dönüp ya sen niye demokrasi getirmiyorsun demek biraz hayalcilik olur. Çünkü gelmez. Yani orada ben olsam da aynı şeyi yaparım. Muhtemelen Atilla Bey de olsa aynı şeyi yapar. Önce hayır yapmayız diye geliriz. Ama mecburen öyle yaparız çünkü karşımızda bir başka güç yok. Bir de gücü başkasına delege etme alışkanlığımız da olmadığı için bu sistemi böylece devam ederiz. Gücü yukarıdan devralacak olan toplumdur. Toplumu harekete geçirecek olan da muhalefet partileridir, siyasi partilerdir. Toplumla oynamayı, toplumu harekete geçirmeyi, aktörler üzerinden siyaset yapmak yerine toplum üzerinden siyaset yapmayı önceleseler belki çok daha hızlı bir şekilde bu sonuca gidebiliriz. Toplumla birlikte siyaset yaptığı tek örnek Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüdür. Bu amacına da ulaştı, sonuçta aldı. Ama onun dışında o çapta çok fazla bir toplumu harekete geçiren bir şey olmadı. Eylem olmadı, şey gelişmedi. Eylemci parti olsun istemiyorum doğal olarak. Hani militanlık yapsın, eylem yapsın gibi bir sadece eylem yapan bir partiymiş gördüğümü olmasın. Ama çözümü vaat eden ve önceleyen, onun etrafında toplumu harekete geçirebilecek mekanizmaları sağlayabilecek bir önderlik yapmasında fayda vardır diye düşünüyorum. Ben Türkiye'de iktidardan önce muhalefet sorunu olduğu kanaatindeyim. İktidar sorunu var zaten, onu yok diye saymıyoruz. Orada var ama onun dengelenmesi, denetlenmesi ve belli bir noktaya getirilmesi için muhalefetin çok güçlü olması lazım. Eğer
seçimlerde bu %48-49'lara gelmeseydi muhalefet, mesela ekonomide bu yolu izlemezdi belki de iktidar. Başka yol izlerdi. Belli ki işte sonuç alıyor muhalefetin ya da toplumun belli bir noktada toplanmış olması. Başka türlü politika izlemeyi mecbur ediyor iktidarı. Hem de seçim olmasına rağmen önünde bunu yapmaması gerektiğini bile bile bu ekonomi politikayı uygulamaya çalışıyor. Sadece bunu uygulamıyormuş gibi göstermek için çaba harcayacak. Nasıl becerecek onu da göreceğiz önümüzdeki süreçte. Peki Celal Bey, teşekkür ediyorum. Muhalefet kanadına geçmeden iktidardan bir soruyu daha ilave edip daha sonra muhalefete geçmiş oldum. Atilla Bey, tabii Türkiye'de en önemli konu ekonomi ve ekonominin düzelmesi, kurumlarla birlikte olabileceğini ifade ettiniz. Tam da böyle bir süreçti. İktidar kanadından yeni anayasa yeniden gündeme geldi. Sorunların çözümü veya iktidar neden yeni anayasayı önceledi diye sorayım. Evet, yani Yunus Emre Bey, şimdi o anayasa tartışmaları çok uzun yıllardır, 12 Eylül'den bu yana her siyasi iktidar tarafından yapılıyor ve biz de 12 Eylül gençliği, yani 78 kuşağının gençliği olarak her gelen iktidarın anayasayı demokratikleştireceğini, işte insan haklarından, özgürlüklerden dem vurarak anayasadaki bütün o aksayan ve tıkanan yönleri düzelteceğini uma geldik. Ve ben parlamentoda anayasa görüşmeleri yapılırken milletvekiliydim 26. dönemde. Sabahlara kadar neredeyse tartışmalar oldu, sabahlara kadar konuşmalar oldu, kavgalar oldu. İnanın bir adım öte, 12 Eylül yasasından bir adım öte bir yol alınamadı. Örneğin siyasi partiler yasasında bir yol alınamadı. Siyasi partiler yasası, Celal Bey çok iyi bilir, siz gençsiniz, o dönemi yaşamadığınız için bilmezsiniz. Eskiden Celal Bey'in de biraz önce söylediği gibi siyasal katılım, yani insanların örgütlenmesi, toplumsal derneklerde ve partilerde aktif rol almasının yolu şuradan geçiyordu. Bütün siyasi partiler milletvekillerini kendi üyelerinin ön seçimiyle seçerlerdi. Adalet Partisi de öyle seçerdi. Millet Partisi de öyle seçerdi. Efendime söyleyeyim, Güven Partisi de öyle seçerdi. Bu partileri belki Yunus Emre kardeşim bilmez ama Milliyetçi Hareket Partisi de öyle seçerdi, Adalet Partisi de öyle seçerdi. Milli Selamet Partisi de üyelerinin katılımıyla milletvekillerinin adaylarını belirlerdi. Şimdi öyle değil. Şimdi yukarıdan aşağı bir atama yöntemiyle sen milletvekili olacaksın, sen belediye başkanı olacaksın, sizleri de belediye meclis üyesi yapıyoruz diyen, yukarıdan yönetilen ve yukarıdan aşağı bir siyaseti tercih edilen bir dönemi yaşıyoruz. Artık aşağıda sana, senin seçtiğin insanlarla değil, sana sunulan insanlarla seçimlere gidiliyor. Yani halk bunun hiçbir zaman içinde olmadı. Sadece 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bir ön seçim yaptı. Ki ben de o ön seçimle milletvekili olan bir arkadaşınızım. O ön seçimlerde bizim İzmir'imizde yaklaşık 50 bin insan sandığa gitti. Ve biz o 50 bin, 45 bin, 50 bin insanın oylarıyla seçildik. O zaman insanlar o sandığa da, demokrasiye de, partisine de sahip çıkıyor. Şimdi öyle değil. Şimdi bizim biraz önce söylediği gibi siyasi partiler kendilerine muhalefet sorunu var dediği için katılarak söylüyorum Celal Bey'e. Evet. Her partinin kendi ideolojik temeli var. Olmalı da. Ve öyle yürümeli. Yani insanlar bilmeli. Yani bu arkadaşlar iktidara geldiğinde bu uygulamaları yapacaklar. Bu ekonomik uygulamayı emekten yana bir politika sürdürecekler. Sendikalaşmayı getirecekler. İşçi haklarını getirecekler. Ezilen köylünün safında yer tutacaklar. Tıpkı Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in söylediği gibi toprak işleyenin su kullananın olacak. Yani bir genel bir yapı içerisinde ekonomiyi canlandırırken insanların bu işin içine canla başla katılarak ve emeklerinin karşılığını alarak yürüyecekler demeleri gerekir. Öyle değil.
Şimdi bakın, biz geniş bir ittifak kurduk. Ben işte bütün siyasi partilerin demokratik parlamenter rejim noktasında birleşmesini çok uygun buluyorum, çok iyi buluyorum. Ama şunu söylemek gerekir ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde yer alan ve o listelerden girenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kentlerde o listelere koyduğu katkının ne olup olmadığını çok iyi araştırılması lazım. Örneğin ben İzmir milletvekili olarak 13-13-26 milletvekilinin çıktığı dönemde 7-7 milletvekili çıktık. Şimdi 2 milletvekili arttı, 28 milletvekili var. Yine 7-7 çıktı. Ama bu 7-7-14 milletvekilinin 4'ü bir başka partilere verildi ve Cumhuriyet Halk Partisi 10 milletvekili çıkardı. Burada aslında fedakarlığı yapan ve bu noktada partilerin demokrasi içerisinde mecliste yer almasını sağlamaya gayret sarf eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin takdir edilmesi gerekir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı bu noktada, bu konuda kızgın ve öfkeli oldu. Birçok yerde tepkime koydu. Ve adayların toplum tarafından kabul gördüğü yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 10 puan, 12 puan artarken, örneğin Elazığ'da Gürsel Erol'la 12 puan artarken, işte Mustafa Sarıgül'le Erzincan'da artarken, işte Mehmet Tahtasız'da Çorum'da 12 puan artarken, yani Kastamonu'da Hasan arkadaşımızla 7 puan artarken, İzmir'de 2 puan düştü. 42'den 40'a düştü İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları. Ki İzmir'de en güçlü olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yıllar yılı bütün seçimlerde açık ara birinci parti çıkar. Buna rağmen neden oyları düştü? Bunlara bakmak lazım, iyi denemek lazım. Şimdi toplumun demokrasinin içerisinde, yani insanların demokrasi içerisinde yerlerinin olması gerekir. İnsanlar kendilerinin görüşlerinin alındığı noktada o meseleye iştirak ederler, katılırlar. Ama sen hiçbir şekilde onlardan görüş alma. Örgütü yoksa, örgütü hiçbir edilgen hale getir. Edilgen hale getirip susturabilirsiniz. Ama bu başarı sağlamaz ki. Edilgen hale gelen insanlar suskun hale gelirler ve biat eder hale gelirler. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nde biat kültürü Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre daha üst düzeydedir. Yani o biata yatkın bir toplum biçim vardır. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu böyle değildir. Yani insanlar isyan ederler ama bu isyanını kapatırlar. Seçimden sonra da seslerini yükseltirler. Yani partililik gereği bunu yapıyorlar. Ama niye isyana sürükleniyorlar? Çünkü kendilerinin görüşlerinin alınmadığı noktada ve demokratik bir biçimde adayların belirlenmesinde üyelerin hiçbir fikrinin alınmaması noktasında sanıyorum sorunların başında geliyor. Ve en büyük sorun odur. Geçmişte derneklerde, sivil toplum örgütlerinde örgütlülük çok yaygındı. Fakat 22 yıldır çok zulmeden, 12 Eylül koşullarını bile zaman zaman aratan, yani kadın hakları konusunda sokağa çıkan kadınların coplandığı, gaza boğulduğu, efendime söyleyeyim cumartesi annelerinin haklarını aramak için o kadar sakin ve sessiz, o kadar barışçıl bir eylem yapmalarına rağmen yaşlı yaşlı kadınların, evet, yerlerde sürüklendiği ve öğrencilerin kendi haklarını almaya kalktıkları zaman ters kelepçelip coplarla arabalara bindirildiği, ya da benim tarlama, benim ağacıma, benim doğama, benim suyuma dokunmayın diyen köylülerin, benim zeytin ağaçlarımı kesmeyin diyen köylülerin üzerine jandarmanın yürütülmesi. O kadar çok baskılandı ki toplum. Evet. Yani bunu öyle de kötü ve katı yaptılar ki insanların üzerinde çok büyük bir korku ve yılgınlığı yaşattılar. İşte bu noktada da ben geçtiğimiz gün Konak'ta Sular Bank'ın önünde emekli senin yaptığı eylemi anlatmak isterim. Tam da şu anda emeklilerden mesaj gelmişti. Buyurun. 50 kişi katıldı. 50 kişi. Biz dahil 50 kişi var. Yani
emeklilerin sorunu 50 kişiyle çözülebilir mi? 100 kişiyle çözülebilir mi? Binlerin inmesi lazım alana, değil mi? İnmiyor insanlar. Çünkü başıma bir şey gelir diye korkuyor. Alayım ben 7 bin liramı, 6 bin liramı, 8 bin liramı neyse. Aç da olsam, sefil de olsam, hiç olmazsa job yemeyim diye meydana inmiyor. Aslında bu baskılama var ya, çok kötü bir şey. İnsanların kendini ifade edememesi çok kötü bir şey. Uzun yıllar baskılanan toplumlarda gerçekten patlamalar olur. Bu noktada insanlar kendilerini ifade edebilmelidir. Bu noktada ben yeni İçişleri Bakanı'nın daha insancıl ve daha olumlu ve daha pozitif davranacağına inanıyorum. Hakkını arayanların, insanların herhangi kimseye zarar vermediği sürece joplanmasının ya da gaza boğulmasının anlamı nedir? Halkın çocukları olan polisleri halkın üzerine sürmenin anlamı nedir? Bütün bunları biz yaşıyoruz ve görüyoruz. İnsanlarımız bırakın kendi dertlerini anlatır, evet, olsunlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İktidar kanadından muhalefete geçelim Celal Bey. Tabii bir meclis aritmetiği de oluştu. Artık bundan sonra özellikle yerel seçimlere doğru giderken meclisteki çalışmaları da dikkat çekici olacak. Grup kurma çalışmaları söz konusu. Yerel seçimlere doğru giderken meclis aritmetiğinde nasıl bir performans sergilemeli diye başlayalım. Grup kurma konusuna da değiniriz. Şimdi buraya şuradan da geleyim. Bir hem de Atilla Bey'in söylediklerine de bir katkım olsun. Siyasi partiler kanunu değişmeden Türkiye'de demokrasi olmaz. Siyasi partiler kanunu değişmeli ki demokrasi işleyebilsin. Çünkü öncelikle demokrasinin işlemesi gereken yer siyasi partilerin içi. Şimdi siyasi partilerin içerisinde itiraz hakkı yok. İtiraz edenin korunması gerekirken bu korunmuyor. Siz bir partinin genel başkanıysanız rakip çıkarmazsınız. Onu istediğiniz şekilde ilçe başkanını, il başkanını görevden alır, delegeleri ona göre belirler ve istediğiniz kadar genel başkan kalabilirsiniz. Bir dernekte istediğiniz kadar dernek başkanı olabilirsiniz. Çünkü hukuk, bizim şu anki hukuk size bu imkanı veriyor. Eğer çok böyle toplumun önünde utanç verici, yüz kızartıcı, açık bir kabahatiniz yok ise. Onun dışında sizi oradan indirmek kendi rızanızın dışında mümkün değil. Halbuki günümüzde karşı görüş son derece değerli. Pek çok şirket alınan kararları denetlesinler ve bunların acaba gerçek hayatta işleyip işleyemediklerini üzerine çalışsınlar diye uzmanlar tutuyorlar, görüş belirtiyor. Bizim aldığımız kararın neresi zayıf, neresi sakat ya da doğru mu? Bunu bir inceleyin diye. Biz ise karşı görüşü yok ediyoruz, susturmaya çalışıyoruz. Bu güçleştirir. Siyasi partiler niçin zayıfladı? Karşı görüş içerisinde bulunmadığı için. Türkiye niçin zayıf şu anda? Avrupa Ligi'nden niye düştük biz Orta Doğu Ligi'ne? Karşı görüş olmadığı için. Halbuki karşı görüş olsa, bunun korunması yapılsa, görüşünü söylemesi imkanları, platformları ona verilse, toplum buradan öğrenecek ve sıçrayacak, yükselecek. Bu olmadığı için de olmuyor. Şimdi böyle olunca ne kalıyor? Mecliste grup kurmak önemli hale geliyor. Siyaset ancak grup kurarak yapılabilir hale geliyor. Grup kurduğun zaman işte belki şimdi seçime girmediğiniz için olmuyor galiba, yasayı değiştirdiler. Meclisten para alıyorsunuz seçime girmek için. Alıyordunuz, şimdi almıyorsunuz ama kürsüyü değerlendirme imkanınız var. Kürsüyü de çıkıp konuşabileceksiniz. Grup kurmanın bu avantajı var. Meclisi yönetebiliyorsunuz, bu kadar. Bu iş için siyasi partiler kendi çizgilerinden fedakarlık ediyorlar ve bir grup olarak, yani bir kürsü elde etmek için, mecliste bir yer edinebilmek, söz söyleyebilmek için, bir imkan elde edebilmek için çaba harcıyorlar. Halbuki bunun kendiliğinden verilmesi lazım. İş tüzüğünde buna uygun olması lazım. Orada kendi görüşünü söylemek isteyen her kişi gidip kendisi görüşünü söyleyebilmeli. İlla o görüş parlamentonun genel kurulunda olması gerekmiyor. Pek çok komisyonda da o görüşleri pekala, evet, saatlerce gündeme getirebilirsiniz. Bunlar yapılmadığı için bu yol kalıyor ve bu yolda ilerlemeye çalışılıyor. Şimdi evet, siyasi parti, üç siyasi parti birleşiyor. Bir grup kuracaklar, kurmak için çaba harcıyorlar. Kendi aralarında
Burada da toplumla oynamıyorlar bak. Kendi aralarında 5 kişi ya da liderler ya da onların tayin ettiği isimler bir araya gelip biz nasıl bir araya geleceğiz, konuşacağız diye konuşuyor. Halbuki bu partilerin tamamı kendi ilçelerine, illerine, teşkilatlarına bunu açsalar biz nasıl yapalım, nasıl birleşelim? Tek partide mi bir araya gelelim yoksa işte yeni bir çatı altında mı bunu kuralım? Yoksa dönerli işte başkanlar bir dönem birisi yaparak mı bu işi götürelim üzerine çok yoğun bir aylık bir tartışma açıp pekala ne çıkacağını oradan öğrenebilirlerdi. Biz öğrenemiyoruz. Kararı öğreneceğiz sadece. Ne konuştuklarını bilmiyoruz mesela. Konuşuyorlar günlerdir. Bir şeyler yapıyorlar. Ne konuştuğunuz bilmiyoruz. Bizimle paylaşmıyorlar. Kendi üyeleriyle paylaşmıyorlar. O zaman ben niçin bir partinin üyesi olayım? Ben parti üyesi olmanın getirdiği ayrıcalık nedir? Yani bir parti üyesinin parti üyesi olmayan benden farkı ne? Ayrıcalığı ne? Hiçbir ayrıcalığı yok. Ne ilçe başkanını seçebiliyor ne de belediye meclis üyesini seçmede oy kullanabiliyor. Oy hakkı yok yani burada. Dolayısıyla bu olmayınca da siyaset tıkanıyor ve kapalı hale geliyor. Bu tam da Erdoğan'ın arzu ettiği, istediği bir siyaset biçimi. Mesela muhalefet şimdi ne güzel bir araya geldi altı lider ve seçime girdiler. Ya biz orada bunların aynileşmesini, tek ses çıkarmasını istemiyoruz ki. Herkes kendi sesini çıkarsın, kendi rengini belli etsin, siyaseti bir arada yapsınlar, aynı çatı altında yapsınlar. Biz işte Ahmet Davutoğlu'nun ya da Ali Babacan'ın CHP'nin topladığı kalabalıklara konuşmasını istemiyoruz. Kendi kalabalığına ne kadarsa, kaç kişiyse o derdini anlatsın, topluma derdini anlatsın. Biz şöyle düşünüyoruz, ya kardeşim bu AK Parti kriminalist hale getiriyor bütün partileri. Önce HDP'yi yaptı, şimdi CHP'yi yapıyor. Bu böyle değildir. Ya bu CHP için işte din düşmanı parti diyorlar. Ya biz gittik gördük baktık din düşmanı değil. Birlikte namaz kıldık biz bunlarla filan diyebilmelilerdi en basitinden yani başka şeylerin açıklamadan. Bunu yapmadıkları için de zaten yeterince başladı. Orada Saadet'in önerisi son derece yerinde bir öneriydi. Ahmet Davutoğlu da bundan yana tutum aldığını açıkladı. Kendi aralarında birleşip üçlü bir blok olarak Saadet, Demokrat, Gelecek ve Deva Partisi ittifak içerisinde ittifak yaparak seçime girmiş olsalardı ya da işte ittifak içerisinde ittifak yaparak fermuar sistemi bazen İYİ Parti ile fermuar bazen CHP ile bir fermuar sistemiyle seçime girselerdi belki bundan çok daha iyi olurlardı. Yani biz siyaset yapmaktan, kendi görüşlerini söylemekten vazgeçmelerini beklemedik ve istemedik Davutoğlu'ndan ve Ali Babacan'dan. Kendi görüşlerini daha güçlü söylesinler diye bu ittifakın bir parçası olmasını istedik. Ama tam tersi oldu. Kenara çekildiler, beklediler. Kılıçdaroğlu orada tek başına gitti. Ya bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bu CHP'ye oy verilmez diye yoğun bir kampanya yürütüyor AK Parti. Bunun karşısında kardeşim oy verilir, şunun için verilir diyen bir muhafazakar grup çıkmadı orada. Bunun için mücadele eden liderler çıkmadı. Yani Davutoğlu çıkmadı, Babacan çıkmadı, Meral Akşener çıkmadı. Tam tersi ya işte bu oyalamaz bilen biz kenara geçelim gibi bir şeye gitti. Yani CHP'nin muhafazakarlarla helalleşme konusunda kendi tabanıyla karşı karşıya geldiği kadar onlar kendi seçmeniyle, kendi mahallesinden olan kesimlerle karşı karşıya gelmediler. Bu da doğal olarak sadece bir parlamentodan işte yani daha doğrusu CHP'nin üzerinden milletvekili sahibi olmalarını sağladı. CHP cömert davrandı şu ya da bu nedenden dolayı milletvekili sahibi oldular. Onlar da mücadele ederek gelmedikleri için sanki her şeyin kendi aralarında konuşularak elde edileceği gibi bir cevaba sahipler ve şu anda bile ne konuştuklarını bizimle paylaşmıyorlar. Nasıl birleşeceklerini paylaşmıyorlar. Ben günlerdir bekliyorum, onun tweetine bakıyorum, bununkine bakıyorum. Acaba ne konuşuyorlar bunlar diye. Özellikle de herhangi birisiyle açıp telefonla da görüşmedim. Görüştüler? Yok. İşte bir yetkili kurullarda konuşacağız. Ne konuşacaksınız yetkili kurullarda? Bilmiyoruz. Bir araya gelseniz ne yapacaksınız? Gene de bilmiyoruz. İşte bir makam sahibi olacağız, araba verecekler, ara sıra meclisi yöneteceğiz. Bir de işte her önergede grup adına birisi konuşacak. Bu mu yani? Bunun için mi yapıyorsunuz? Bunun için mi CHP ile ittifak kurdunuz, meclise geldiniz? Ne oldu şimdi Can Atalay meselesinde ne diyorsunuz? İşte mesela şey ayrıldı, Abdülkadir Bey ayrıldı şeyde, Abdülhatif Şener ayrıldı CHP'den. Bu konu
mesela çok önemli bir tartışma konusu. Muhalefet önümüzdeki dönemde bir arada olabilecek mi? CHP bir daha muhafazakarlarla bir araya gelsin mi gelmesin mi? Bak aldatıp duruyorlar bu CHP'leri diyen bir görüş var. Bunu ne diyorsunuz? Bu konuda bir görüşünüz yok mu? Yani CHP bunu tartışıyor, toplum bunu tartışıyor. Muhafazakarlarla artık liberalle, laikler bir araya gelmesinler. CHP ile muhafazakarlar, partiler bir araya gelmesin diyenler var. Buna karşı hiçbir sözünüz yok mu? Yok, çünkü siz orada bir 36 kişi nasıl bir araya gelirizin üzerine çalışıyorsunuz. O zaman AK Parti doğal olarak kendi bildiği gibi gider. Sizin demokrasiye herhangi bir katkınız olmaz. Çünkü siz bizimle de oynamıyorsunuz. Kendi tabanınızla, kendi üyenizle de oynamıyorsunuz, oyun kurmuyorsunuz. Sadece makam sahibi olmak için bugüne kadar sürdürülen çizginin devamını orada sürdürüyorsunuz. Peki Celal Bey, teşekkür ediyorum. Süremiz de daralıyor. Şöyle devam edelim Atilla Bey. Yani evet, şu anda özellikle son bir haftadır biz daha çok muhalefeti, muhalefet kanadındaki durumları konuşuyoruz ama seçim öncesinde bir yılı aşkın süredir bir çalışma yapılmasına rağmen mecliste bundan sonra o çalışmaların nasıl daha aktif olacağını tam anlamıyla göremedik. Bundan sonra bunun daha aktif olması veya mecliste de Celal Bey'in bahsettiği gibi topluma da anlatılmasına yönelik nasıl bir yol izlemeli muhalefet? Yunus Emre Bey, ben iki dönem parlamentoda görev gördüm. 26. dönem ve 27. dönem. İnanın 26. dönemde daha mutlu ve daha aktif bir milletvekili olduğumu ve işe yaradığımı falan düşünüyordum. 27. dönemde bunun tam aksi oldu. Süre uzadı ama meclis işlevsizleştirildi. Neden? Çünkü 26. dönemde bakanlar parlamento içinden çıkmışlardı ve parlamentonun içine gelip hesap verebilir noktada idiler. Milletvekiliydiler. Yani bakanlar. Onlarla biz değişik konularda tartışma yürütebiliyorduk veya toplumun taleplerini çok rahatlıkla bakanlara iletiyorduk ve onlar da parlamento gücünden kaynaklanan bakanlıkları olduğu için, bakan gibi bakan oldukları için bazı konularda çözüm yolu bulabiliyor idik. Evet. Sonra 27. dönemde bakanların hiçbiri parlamentoya karşı herhangi bir sorumluluk duymadığı gibi sadece bütçe görüşmeleri sırasında gelip bazıları mecliste bulunanlara hakaret eder konuşmalar yaparak, ortamı gererek, sinir ve kavga harbi yaparak ki onlardan Süleyman Soylu, Hulusi Akar gibi şimdi onlar da parlamentonun içine girdiler. Bakanlıkları gitti, milletvekili olarak varlar. Hiçbir işlev görmüyordu meclis. İnanın sarayda hazırlanan yasalar getiriliyordu meclise, bazı AKP'li milletvekilleri tarafından imzalanıyordu, komisyonlara giriyordu. Komisyonlarda hiçbir değişiklik yapılmadan aşağı yukarı meclise indiriliyordu. O kadar baskılamamıza rağmen artık çok büyük bir adaletsizlik söz konusuysa belki vicdanen kabul ettiriyorlardı saraya. Bir iki ufak kırıntı değişiklikle yasalar aynen sarayın istediği şekliyle geçiyordu. Şimdi de öyle olacak. Yani sanmayın ki değişen bir şey olacak. Sadece parlamentoda konuşmalar olacak, eleştiriler olacak, işte bazen gerginlikler olacak, kavgalar olacak, söz atışmaları olacak, ağır hakaretler olacak, karşılıklı sözler söylenecek ama muhalefetin getirdiği bir yasa teklifi parlamentodan asla geçmeyecek. O kadar haklı olmanıza ve haklı yasa maddeleri getirmenize rağmen onlardan üçünü ben söylemek isterim. Birincisi, ben infaz koruma memurlarının güvenlik işi yaptığına inanan ve güvenlik sınıfına geçmeleri için hazırladığım yasa teklifini sunan ve o konuda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'den siyaseten destek isteyen, yani o yasanın çıkması için destek isteyen ve bu arkadaşların güvenlik işi yaptığını anlatarak destek isteyen bir milletvekiliydim. Evet. AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla bu reddedildi. Aslında infaz koruma memurları tamamen güvenlik işi yapıyor. Üniformalı, kasklı, joplu, kalkanlı, orada en azılı mahkumların, en azılı uyuşturucu baronlarının yattığı, hatta terör örgütünün o eli kanlı, acımasız
insanların yattığı cezaevlerinde infaz koruma memurları her türlü saldırıya açık bir şekliyle bir mahkum gibi hayatının çok önemli bir kısmını cezaevinde geçiriyor. Bu yasa teklifi geçmedi. Ayrıca Türkiye'de itfaiyecilik bir meslek değil. Tulumbacılardan bu yana, Osmanlı'da tulumbacılardan bu yana bir gelen ve bir gelenek olan itfaiyecilik bir meslek olarak kabul edilmedi Türkiye'de. Dünyanın her yerinde meslek olarak kabul ediliyor. Türkiye'de itfaiyecilik meslek lisesi açtılar. Türkiye'de itfaiyecilik, efendime söyleyeyim, yüksek okulu açtılar. Ama hala itfaiyeciliği meslek yapmıyorlar. İtfaiyecilik meslek olsun, idari hizmetler sınıfından çıksın diye söyledim. Çünkü şehit diyorlar itfaiye yeri yangında öldüğü zaman. Ama şehitlik mertebesine ulaşan arkadaşımıza şehitlere verdikleri hakkı vermiyorlar. Çünkü meslek olarak görmüyorlar. Üçüncüsü de zabıtalar. Zabıtalar da aynı şekilde sokakta her türlü saldırıya açık, üniformalı görev gören insanlar. Onlar da meslek değil. Şimdi bu üç grubun hakkını parlamentodan bir türlü iki dönem uğraşmama rağmen geçiremeyen bir milletvekiliyim. Başarısız mıyım? Evet, başarısızım. Neden? Çünkü parlamenter rejim yok. Demokrasi yok. Çünkü ne kadar anlatırsanız anlatın, size ne kadar hak verirse versinler. Hatta ben itfaiyecilik bir meslek midir diye parlamentoda konuşmaya başlarken sorduğumda bazı AKP milletvekilleri evet meslektir dedi itfaiyecilik meslek. Bilmiyorsunuz işte arkadaşlar dedim, itfaiyecilik bir meslek değil. En bakın bunda siyasi bir yön de yok bu yasada. Çıkmasında siyasi bir yön de yok. İnfaz koruma memurlarının büyük bölümü muhafazakar partilere oy veren kesimdir. İtfaiyecilerin de büyük bölümü öyledir. Ama biz o insanların hakkını hukukunu savunmak için yasa teklifini getirmemize rağmen başarısız olduk. Önümüzdeki süreçte de Yunus Emre Bey göreceksiniz. Parlamento çatısı altından sadece sarayın istediği ve sarayın hazırladığı yasa teklifleri kanunlaşarak çıkacaktır. Muhalefetin orada sadece yapacağı o konuda bazı düzeltmelere yönelik çaba sarf edeceklerdir. Düzeltilebilen düzeltecektir, düzeltilmeyen de geçecektir. Ama bir tehlikeyi de dikkatinize çekmek isterim. Buyurun. Parlamentoda anayasanın ilk dört maddesinin tartışılmayacağına ilişkin kararımız olmasına rağmen anayasanın ilk dört maddesi tartışılabilir diyorlar. Yani bayrağı, vatanın bütünlüğünü, cumhuriyeti tartışılabilir noktaya çekmek istiyorlar ki bunu tartışmaya açan bir parti ne yazık ki parlamentoya girdi. Evet. Ve o parti bu tartışmayı daha seçildikten hemen sonra açtı. Şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bu dönem yine Türk halkının demokrasi ve geleceğe olan güveni açısından baktığımızda hasretle ve özlemle ve sıkıntıyla geçirilecek bir dönem. Ama ben bu dönemlerin geçeceğine olan inancımı koruyarak şunu söylüyorum. Türkiye için hayırlısı olan ve Türkiye için en önemli kararların alınabileceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, parlamento çatısıdır. Evet. Ama o parlamentoya giden milletvekillerinde nasıl seçildiğine ve hangi yöntemle seçildiğine biraz önce Celal Bey de ben de konuştuktan sonra bir kez daha söylemek isterim. Halkın seçtiği insanlar parlamentoya gitmedikçe Türkiye'de demokrasiyi kurmak ve bütün kurumlarıyla işletmek mümkün değildir. Üyeler seçecek, halk seçecek. O zaman halka karşı sorumlu olan milletvekilleri görev gördüğü sürece çok önemli kararlar o çatı altından çıkacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şöyle devam edelim isterim. Celal Bey, yani Atilla Bey de bahsetti. Ben kendisini de 27. dönem itibariyle yakından da takip ettim. Kendisinin yaptığı çalışmaların geçmediğini ifade etti. Ama diğer taraftan en nihayetinde bunu tam anlamıyla Atilla Bey özelinde söylemiyorum şüphesiz ama muhalefet yaptığı çalışmaları gündeme tam anlamıyla getiremezken iktidar kanadından Cumhur İttifakı bazıları iftira veya hani gerçek dışı diye ifade edeyim durumları dahi söyleyerek bir algı oluşturdu. Bu algıyı muhalefet nasıl yıkacak? Siyaset yaparak. Yani siyasetin yasak olduğu yegane yer siyasi partiler.
bu anlayıştan uzaklaşacak. Yani siyasi parti yasası değişmese filan tüzüğü siz değiştirirsiniz. Siyasi partinin içerisinde siyaset yapılmanın imkanını açacaksınız. Bunu açmadığınız zaman olmaz. O algılar aynen devam eder. Çünkü sizin kürsünüz yok. Size kürsü açılmıyor. Siz o zaman kürsüyü milletle birlikte açacaksınız. Üyelerinizle birlikte açacaksınız. Hı hı. Mesela bu altılı masa toplandığında sadece liderler bir araya geldi. Halbuki eş zamanlı liderlerin bir araya geldiğinin ertesi günü bütün il başkanları bir araya gelseydi, il başkanlarının, il yönetimleri bir araya gelseydi, il yönetimlerinin bir araya geldiğinin ertesi günü bütün ilçe yönetimleri, altı partinin ilçe yönetimleri bir araya gelseydi, bu bile milleti bir harekete geçirirdi. Ya yani bizim de görüşümüz alınıyor. Bak bize de görüşler geliyor, değerlendiriyoruz. İşte mahallesinde sonra gidip anlatacak. Şunları konuşmuşlar, biz de şöyle dedik, şurasını itiraz ettik falan deyip ve bir hareket olacaktı. Şimdi bunu dahi yapılmadı. Ya bu kadar içeriye kapanırsanız evet hiçbir eleştiriye, hiçbir algıya cevap oluşturamazsınız. Tweet atarak bunu cevaplama şansınız yok. Toplumla oynayacaksınız. Milletle yan yana geleceksiniz. Bunun da yegane yolu kendi tabanınızla önce bir araya gelmeniz. Şimdi CHP mesela kongreler yapacak. Bütün ilçelerde, bütün adaylar çıkıp bangır bangır bağırsalar ve birbirleriyle yarışsalar, rekabet etseler, bütün onların taraftarları konuşsa, hatta yumruklaşsalar birbirleriyle, bak iş nasıl değişiyor, dinamik nereye geliyor? Bunu yapamaz ise işte nerede ilçe olacak? İşte Dikili ilçesinde şu olsun. Tamam Ahmet'i seçelim. Hadi bitti. Delegeler gitti o ya. Bu kongre yapmak değil. Yani bu sonuçta genel başkanı seçmek için görevlilerin belirlenmesinden ibaret olan bir şey. Bunu sadece CHP için de söylemiyorum. Diğer bütün siyasi partiler için de söylüyorum. Mesela şimdi İYİ Parti kongre yapıyor. Neyi tartıştı da neyin kongresini yapıyor? İşte seçimde yenildik, genel başkanı yeniden seçelim, aklayalım, biz arkasındayız diyelim. Çünkü onlar hepsi aynı kaderin parçaları. Kaybederlerse birlikte kaybedecekler, kazanırlarsa birlikte kaybedecekler. Muhalif yok orada. Muhalifin orada yeşermesini sağlayacak ve tabanı ateşleyecek. Yani CHP'nin 1 milyon üyesi varsa 1 milyon üyenin bir araya gelip tartışacağı, konuşacağı mekanları oluşturmadığınız sürece siz bu algılara cevap oluşturamazsınız. Aynı şeyi diğer partilerde yapmadığı sürece bu iş olmaz. Çünkü elinizde hiçbir medya kuruluşunuz yok. Var olanlar da sizi her an yalnız bırakabilir çeşitli baskılar nedeniyle. Sosyal medya üzerinden gittiğinizi zannediyorsunuz ama o mecra sizin kullanımınızda değil. Başkaları orayı sizden çok daha iyi kullanıyor ve kendi görüşlerini kabul ettirebilmek için özel taktikler ve yöntemler ile sonuç alabiliyorlar. Bunu aşmanın vatandaşla birlikte, kendi üyenle birlikte hareket etmenin dışında başka hiçbir yolu yok. Onun için sokağa çıkacaklar, kendi örgütlerine çıkacaklar ve herkese açık toplantılar yapacaklar. Bangır bangır bağıracaklar ve konuşacaklar, birbirlerini eleştirecekler. Başka türlü de bu olmaz. Ve şunu diyecekler, bu başka türlü de olmaz. Yani toplanın gelin de olmaz. Belediye meclis üyesini, ey üyeler siz seçeceksiniz diyeceksiniz. Bunu ilan etmeden de o dinamizmi sağlayamazsınız. Yani bu ayrıcalığın var senin. Meclis üyesini sen seçeceksin. Bak nasıl hareketleniyor bütün siyasi, muhalif siyasi partiler ve özellikle CHP. Yani CHP bunu yaptığı zaman diğerleri de zaten otomatikman bunu yapma mecburiyetinde hissedeceklerdir kendileri. Efendim bizim dışımızda birisi öne çıkar. Çıksın. Vatandaş delege onu seçiyorsa ya da üye onu seçiyorsa seçecek, gelecek tabii. Yani sizin dışınızda olması önemli değil. Siz onunla birlikte size karşı olan birisiyle aynı takım içerisinde nasıl çalışabileceğinizin maharetini göstereceksiniz. Nasıl karşı karşıya gelebileceğinizin, karşı karşıya geldikten sonra nasıl birlikte ittifak yapabileceğinizi bunu gösterip herkese anlatacaksınız ki millet bilsin, görsün ve siz o tecrübeyi kazanın. Bugün kavga ettiğinizde yarın yan yana çalışabilme esnekliğini kazanın. Bu ancak partideki rekabetten ve mücadeleden geçer. Bunu yapmadığınız zaman da bu iş olmaz. Ben önümüzdeki süreçte hele hele bir de yerel seçimler var, muhalefet de kendi içine kapanmış durumda. Mevcudu tekrarladıkları zaman büyük bir yenilgiyle karşı karşıya kalacaklarını düşünüyorum. Buradan ancak sıra dışı radikal bir çıkışla Ahmet Mehmet Hüseyin ismiyle değil,
radikal bir tarz çıkışıyla ancak bir şey yapabilirler. Bunu yapmazlar ise burada bir şeyler oluyor diye bütün toplumun dikkatini oraya çekebilecek bir tutum alamazlar ise olmaz. Mesela bu üç parti şimdi birleşiyor bir tek çatı altında. Bunlar bütün tartışmalarını ilçelerine kadar götürselerdi, örgütleri bunu tartışsaydı, o örgütlerindeki ilçelerdeki tartışmalar oranın yerel muhabirleri de izleselerdi, isteyen vatandaşlar da gelip onu takip edip izleyebilseler idi, o partiler bir araya gelip konuşsalardı, ya biz nasıl bir araya gelelim, şu yol mu iyi, bu yol mu iyi deselerdi, bir dinamizm olacaktı. Herkesin ilgisi oraya gidecekti. Filan ilde kavga oldu, filan ilde bak ne güzel uyum sağlandı, filan ilden şu öneri çıktı, filan ilçe bak bambaşka hiç aklımıza gelmeyen bir öneride bulundu gibi şeyleri konuşuyor olacaktık. Şimdi ise ne konuştuklarını bilmiyoruz. İşte bir araya gelecek liderler, kendi aralarında görüşecekler, sonuçta bir isim verecekler, bir çatı oluşturacaklar, oradan da bir şey çıkacak. Birileri grup başkan vekili olacak, o partiden bu partiden oldu diye yolunda devam edip gidecekler diye bakıyoruz. Yani çok ümit var değilim doğrusu muhalefet açısından. Radikal, daha böyle beklenmedik, ezber bozan, herkesin şaşıracağı eylemler yapmadan, çıkışlar yapmadan bir sonuç alacaklarını zannetmiyorum. Bu haliyle giderse hem Kılıçdaroğlu sanıyorum kaybedecektir, hem Meral Akşener kaybedecektir. Bir şey elde edemezler yani. Teşekkür ediyorum. Atilla Bey, araya çıkacağız. Birkaç dakikamız kaldı. Son olarak sizin de değerlendirmenizi alayım. Şimdi çok güzel söylüyor Celal Bey. Yani ona koyacağım katkı şu. Rahmetli Bülent Ecevit Kıbrıs Fatihi olduktan sonra İzmir'de seçime giderken yine rahmetli olan terör saldırısıyla öldürülen Ahmet Taner Kışlalı'yı bir kontenjan kullanmak için İzmir İl Örgütü'ne, İzmir İl Başkanı rahmetli Sedat Akban'a telefon açıyor ve ricada bulunuyor. Bir kişilik kontenjan hakkı verin bana diyor. Ahmet Taner Kışlalı çok önemli bir isim ve onu bakan yapmak istiyorum diyor. İzin istiyor. Ki Ecevit Kıbrıs Fatihi en kuvvetli olduğu dönem, yani siyasette çok örnek verilebilecek bir hadisedir. Sedat Akman da kendisine il başkanı olarak şunu söylüyor. Sayın Genel Başkanım, yalnızca 6. sırayı verebiliriz. İlk 5 sıra ve sonrası ön seçimle belirleniyor diyor. Ve Ahmet Taner Kışlalı 6. sıradan listeye dahil ediliyor ve bakan yapılıyor. 77 seçimlerinde Ahmet Taner Kışlalı ikinci bir kez atama yapılmıyor. Ön seçime giriyor ve kendini topluma kabul ettirdiği için ön seçimle giriyor. Siyaset o dönemlerde, yani üyelerin kararıyla alınan sonuçlarla yapılıyordu. O zaman genel başkanlar demokrasi dışında şunu ben listeye koyayım, bunu oradan alayım, buraya getireyim, İstanbul'dakini alayım, İzmir'e aday yapayım, Balıkesir'den İzmir'e aday getireyim. Böyle bir şey asla ve kata kabul görmemiş ve görmezdi. Bütün partiler için söylüyorum bunu. Evet. O yüzden siyasi partiler yasasının çok önemli olduğunu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Demokrasiyi kendi içinde uygulamayan hiçbir parti ülkeye demokrasiyi getirmekten söz edemez. Ettiği zaman da inandırıcılığı kalmaz. Önce parti içi demokrasi, sonra ülke için demokrasi diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum programa beni aldınız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Celal Kazdağlı ile inşallah İzmir'de buluşacağız. Dikili'de buluşacağız. Yazın beraber olacağız inşallah. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler Atilla Bey. Celal Bey, sizlere de çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Düşünme Vakti'nin ilk bölümünü burada tamamlıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Profesör Doktor Mustafa Kamalak'la birlikte hem anayasa tartışmalarını hem de siyasetteki güncel konuları konuşacağız. Sevgili seyirciler, Düşünme Vakti'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde konuğumuz Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mustafa Kamalak, Profesör Doktor Mustafa Kamalak bizlerle birlikte hem yeni anayasa tartışmasını hem de siyasetteki güncel konuları konuşmaya çalışacağız. Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hayırlı yayınlar olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
Mustafa Bey, tabii siyasette birçok başlık var ama özellikle sizin de alanında uzman olduğunuz konuyla başlamak isterim. Yeni anayasa tartışması yeniden gündeme geldi. Tarihler veriliyor, buna dair çalışmalar yapılacağı söyleniyor. İlk değerlendirmenizi alayım, diğer sorulara geçelim. Efendim, nasıl bir anayasa? Ben diyorum ki mevcut iktidara haliyle onlar gündeme getiriyor, bunu taşıyorlar. Eğer siz bu millete bir iyilik yapmak istiyorsanız, evet, o eski kötülüğe dönünüz diyorum. Kenan Evren anayasasına dönün. Sizin yaptığınız bütün anayasalar bir önceki durumu aratır niteliktedir diyorum İktidar Partisi'ne. Burası bakın, çok tartışılabilir Mustafa Bey. Kenan Evren yasasına dönün dediniz. Evet, evet. Yapılan bütün değişiklikler Kenan Evren anayasasını maalesef aratır niteliktedir. AK Parti kendi ihtiyaç durumuna göre anayasayı 10 küsur defa değiştirdi. Bugün yine anayasa değişmelidir diyen onlar. Herhalde başkanlık sistemiyle ilgili olarak oranı düşürmek isteyeceklerdir. Kenan Evren anayasasından şu anki anayasa daha berbattır. Bak, Kenan Evren anayasasına göre savaş halinde bile, Yunus Emre Bey, savaş halinde bile hiç kimse suçluluğu mahkeme kararınca, saptanıncaya kadar suçlu sayılamaz. Evet. Bugün işine son verilmiş, cezaevlerinde yatan binlerce insan var, sorgusuz sualsiz. Evet. Suç yok. Suç yok. Ama ceza var. Hangi kanuna dayanıyor? O kanun da belli değil. Bakın, suçsuz, günahsız olduğu halde diyorum. Bakın, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilip de daha sonra yine kendileri tarafından masum oldukları tespit edildiği için göreve iade edilen 20 bin civarında devlet memuru var. Bakın, sorgusuz sualsiz. Halbuki Kenan Evren anayasasına göre böyle bir muameleyi yapmak mümkün değildir. Yine anayasanın 38. maddesinin 4. fıkrasına göre de hiç kimse hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmadıkça suçlu sayılamaz diyor. Ama bugün öyle bir şey yok. Efendim, iltisaklıymış, iltibatlıymış falan, bunlar ne? Yok. Bunlar zamanında girdi. Ben böyle dediğim için de suçlanıyorum. Evet. Ama yazık ki, elbette ben Kenan Evren anayasası iyidir demiyorum, onu alkış tutmuyorum. Ama değiştirerek geldiklerinin nokta itibariyle Kenan Evren anayasası bu anayasadan çok daha iyidir diyorum. Bakın, çevrenizde mutlaka var, sorgusuz sualsiz görevine son verilmiş olan binlerce devlet memuru. Halbuki 657 sayılı devlet memurları kanunu 1965 yılında yürürlüğe girdi. Halen de yürürlükte. O kanuna göre efendim bir memur için 5 tür disiplin cezası öngörülmüş. 5 tür. Uyarma, kınama. Bunların hangi fiil sonucu olacağı da belirtilmiş orada. Aylıktan kesme. Bu da 30'da birden 8'e kadar gidiyor. Kademe kademe. Efendim, sonra kademe ilerlemesinin durdurulması. Burada da 3 kademe var. 1. kademe, 2. kademe, 3. kademenin durdurulması. Sonra nihayet 5. ceza. Efendim, o da kamu görevinden çıkarılma. İhraç. Bunun için de iki hal hariç mutlak surette kasıtlı bir suçtan 1 yıldan fazla ceza alma şartı var. Diyelim ki bir kimse
kasti olmayan trafik cezasından falan ceza almışsa orada da memuriyetten efendim ihraç yok. Kasıtlı bir suçtan bir yıldan fazla ceza aldığı takdirde memuriyet görevine son verilebiliyor. Bunun ceza almadan memuriyetine son verilen iki hal vardır 657 sayılı devlet memurları kanununa göre. Bunlardan birisi bir yıl içerisinde keyfi olarak izinsiz, mazeretsiz biçimde görevine gelmemektir. Evet. Öyle ya, vatandaş hizmet bekliyor. O memur bir yıl içerisinde keyfince 20 gün izinsiz, mazeretsiz biçimde göreve gelmemiş. Yine burada da sorgulanıyor bu. İfadesi alınıyor. Olur ya, raporu almış olabilir, intikal ettirilememiş olabilir, o rapor yolda kaybolmuş olabilir falan vesaire. İkinci halde bir memurun bir siyasi partiye üye olması halidir. Çünkü dediğimiz gibi memur devlet memurudur. Bir siyasi partinin memuru değildir. Bir siyasi partinin elemanı değildir. Eğer bir devlet memuru bir partiye üye ise, o evet, partinin elemanı gibi çalışıyorsa, ikinci halde bu. Bunların dışında mutlaka ama mutlaka efendim memuriyete mani olacak bir yıldan fazla kasti bir suçtan ceza alması gerekir. Bugün Allah aşkına yok mu çevrenizde sorgusuz sualsiz memuriyetine son verilen yüzlerce hatta binlerce insan yok mu? Bunu Kenan Evren Anayasası'na göre bunun uygulaması mümkün değildir. Bunu arz ediyorum. O münasebet. Evet. Bırakın diyorum beni anayasayı. Siz başlangıçta o beğenmediğiniz efendim darbe ürünü olan anayasaya dönün. O yeter diyorum. Mesela bir uygulamada misal vereyim. Bir devlet memuru hakkında birisi efendim bu da misalen falan cemaate mensup olabilir demiş. Olduğu yok. O kurum imzasız efendim isim yazmadan kim hazırlamış, kim şey yapmış mahkemeye beyanda bulunuyor. Çevreden edinilen bilgilere göre, çevre araştırmasına göre falan cemaatle iltisaklı olduğu kanaatine varılmıştır. Kim kanaatine varmış? Hangi çevrede araştırma yapılmış? Bunlar yok. Bu yok. Efendim, yok efendim falan sendikaya üyeymiş. Anayasaya göre sendikal hak bir temel insan hakkıdır. Devletin kanunlarına göre anayasaya kurulmuş sendikadır bu. Vatandaş da mesleğe icabı o sendikaya üye olmuş. Devletin gözetiminde bu sendika. Devletin denetimi altında faaliyet yapıyor. Vay efendim bu sendikanın falan meşrebe veya falan gruba mensup olduğu daha sonra anlaşılmış. Ben diyorum ki arkadaş sen devlet olarak bunun falan teşkilata filan cemaate mensup olduğunu bilmiyor idiysen o mesleğin mensubu olan bir öğretmen, bir memur nereden bilecekti ya? Hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı Allah bizi affetsin, toplum affetsin diyor. Etsin de peki bu garibanların durumu ne olacak? Onu kim affedecek? Neye göre ceza veriyorsunuz? Mustafa Bey peki evet, adaletteki sorunları bahsediyorsunuz. İsim değişiklikleri oldu. Yeni döneme dair yeni beklentiler var. Yılmaz Tunç yeni Adalet Bakanı oldu. Öncesinde Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül vardı. Yeni dönemde böyle bir tırnak içinde işte helalleşme veya bir düzelme durumu olur mu? Yoksa daha farklı bir değişime mi ihtiyacı var mevcut iktidarın anlayışına? Tarihe baktığımızda iktidarlar zayıfladıkça zulümleri artmıştır. Yani tarihi süreç dikkate alındığında ben mevcut iktidarın adalet yönünde olumlu bir adım atacağını sanmıyorum. Çünkü tarihi süreç bize bunu gösteriyor. İktidarlar zayıfladıkça dünya genelinde durum böyledir. Bizim tarihimizde de 1669'dan bu yana
Karlofça Anlaşması'ndan beri maalesef ayak oyunları ile efendim muhalefeti susturma yoluyla koca imparatorluğu çökerttik. Yani buradan baktığımızda mevcut iktidarın efendim gerçekten efendim toplum ile garibanlarla uzlaşma yoluna, helallaşma yoluna gideceğini sanmıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu tür zulümler, haksızlık daha da artar diye endişe ediyorum. Mustafa Bey, tabii birinci bölümde biz ekonomiyi konuştuk. Ekonomiyi konuşurken, daha doğrusu ekonominin düzelmesi için öncelikle demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ihtiyaç olduğu ortak bir kanıydı. İki değerli konuğumuz vardı. Buradaki sorunları siz örnekleriyle anlattınız ama bir genel tablo olarak söyleyecek olursanız neler söylersiniz bugünkü hukuki süreçteki tabloya dair? Efendim, şimdi ekonomik problemlerin çözümü için gerçekten adalet şarttır. Yatırımcıların, iş adamlarının hukuka, adalete güvenmesi şarttır. Türkiye'ye yabancı sermayenin gelmesi, yabancı iş adamlarının Türkiye'de yatırım yapabilmesi için Türk hukukuna, Türk mahkemelerine güvenmesi şarttır. Evet. Bu olmadan yatırım beklemek, hele hele enflasyonu önleyici adımlar atılmasını beklemek boş hayal olur diye düşünüyorum. Çünkü enflasyonu önlemenin, geçenki bir programda da ifade ettim, 3 değil, sadece 2 yolu vardır. 1, arzı artırmak. Yani piyasadaki ürün miktarını artırmak. En uygunu, en ideali bu. Diğeri ise tüketimi kısmak, yani talebi kısmak. Bu da kanaatimce hükümetin yapabileceği şeydir bu. Çünkü bakın, faizleri artırma konusu gündemde. O tartışılıyor. Evet. Ki artıracaklar. Başka çareleri yok. Artıracaklar. Sayın Cumhurbaşkanı efendim NAS'tan bahsediyor. Doğrudur, NAS'lar. Ama Sayın Cumhurbaşkanım, bu NAS yeni mi geldi size? Bundan 7-8 yıl önce siz değil miydiniz faiz bir dünya gerçeğidir diyen? Ne oldu? Yeni mi geldi bu NAS size? Öbür taraftan, yani NAS'a göre faiz %8, %9 olursa caiz mi? Yani ülke bir bütün değil mi? Yani şöyle diyelim, olayı somutlaştırmak için. Evet. Suç belli bir yerde işlenirse suç olmaktan çıkacak, öyle mi? Ülkenin belli bir kesiminde uygulanırsa, işlenirse caiz olacak. Yok öyle bir şey. NAS da ülkenin bütünü için geçerlidir. Bütünü için. İş adamlarını korumak için değil. Belirli devlet bankaları için faiz indirilmiş, belirli iş adamlarını desteklemek amacıyladır o. Ha, peki enflasyon düştü mü? Ne oldu? Düşmez. Üretim yok. Ben soruyorum, şu 20 yıllık süre içerisinde mevcut iktidar hangi yatırımları yaptı? Hangi üretim alanlarına yöneldi? Dışarıdan almış olduğu borcu hangi verimli alanlarda kullandı? Borçlanmak olabilir. Ama aldığımız borcu faizinden daha fazla gelir getiren bir alana yatırmak mecburiyetindeyiz. Yani o faizi efendim ödeyebilmek için o faizin üzerinde bir gelir bırakması lazım o dış borcun veya iç borcun. Aksi halde borç kümülatif olarak artar gider. Ayrıca diyelim ki enflasyonu önlediniz. Sonra bakarsınız ki yatırım alanları bütünüyle çarpıklaşmıştır. Çünkü enflasyonist dönemde müteşebbis geleceğini doğru dürüst göremez.
O münasebetle uzun vadeli yatırımlara gidemez. Kısa sürede kar getirebilecek olan alanlara yönelir. Halbuki sağlıklı bir ülke ekonomisi uzun vadeli yatırımları gerektirir. Buyurun efendim. Mustafa Bey, diğer güncel konulara geçmek isterim. Özellikle buyurun. Seçim sürecinde Cumhur İttifakı kanadından adeta vatanını sevenler ve sevmeyenler, teröristlerle işbirliği yapanlar veya yapmayanlar gibi bir tablo oluşturuldu. Ve burada partiniz bir ittifak içerisinde yer aldı. Ve burada Sayın Karamollaoğlu'nun en çok dikkat çektiği yer bizim kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacımız var söylemiydi. Öncelikle oradaki Saadet Partisi'nin duruşunu ve duruşunun nedenlerini önce sorayım. Daha sonra günümüzdeki konulara geleceğim. Efendim Allah rahmet eylesin. Merhum Erbakan hocamız sık sık adeta vasiyet biçiminde bize derdi ki asla unutmayın ki hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Bu milletin evlatlarının efendim elbette kucaklaşması gerekir. Çünkü bizler kardeşleriz. Şu terörist, bu terörist anlayışıyla ülkede birliği, bütünlüğü, düzeni sağlayamayız. Tabii ki Saadet Partimiz merhum Erbakan hocamızın kurduğu ve genel başkanlığını yaptığı bir partidir. Gerçek manada Saadet Partisi'nin ruhunu hazmetmiş olan kişiler de Erbakan hocamızın o barışçıl üslubunu benimsemiş olmak mecburiyetindedir. Sayın Genel Başkanımız Temel Bey de bunu vurguladı. Kucaklaşmamız lazım dedi. Kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Gerçekten şu an Türkiye'nin iç barış açısından kucaklaşmaya ne kadar muhtaç olduğunu görmüyor muyuz? Bizim, bu ülke bizim. Ha terörist deniyor. Ben genel başkanlığım döneminde defalarca haykırdım. Dedim ki ey Milli Eğitim Bakanı, ey Başbakan, ey Cumhurbaşkanı, bu teröristleri yetiştiren devletin kendisidir. Milli eğitimidir. Sizin milli eğitim dediğiniz şey ancak milli piyango kadar millidir. Bugün de bunu söylüyorum. Terörist başı diye suçlanan APO bu ülkenin okullarında yetişmedi mi? Bu devletin yetiştirdiği öğretmenlerden ders almadı mı? Milli eğitimin bastırmış olduğu kitapları okuyarak büyümedi mi? İlkokulunu bitirdiğinde eline devlet diploması verilmedi mi? Ortaokulu bitirdiğinde yine devlet diploması verilmedi mi ona? Lisede öyle değil mi? Ha sonra kemale doğru geldiğinde bu ülkenin gözde fakültelerinden birinde mülkiyede yine devletin yapmış olduğu sınavları kazanarak oraya girmedi mi? Şimdi deniyor ki efendim şu kadar terörist falan yapmayın Allah aşkına ya. Tamam onu onaylamıyoruz ama ne olur devlet olarak, millet olarak, milli eğitim olarak tutumunuzu gözden geçirin lütfen. Bunun için elbette devlet olarak başımızı iki elimizin arasına alıp ciddi manada düşünmemiz lazım. Sayın İçişleri Bakanımız, önceki İçişleri Bakanı, bakın Türkiye'de 87 terörist kaldı diyordu. Ama İstanbul'da bilmem bin kaç yüz İstanbul Belediyesi'nin teröristin olduğunu ilan ediyor. Soruşturma var mı bunlarla ilgili? Yok. Arkadaş orada terörist diyor. Lütfen germe toplumu yahu. Varsa devlet itham etmez. Yakasında tutar, adalete teslim eder. Germez, kutuplaştırmaz. Biz Saadet Partisi olarak sürekli bunu tekrar ediyoruz ve diyoruz ki merhum hocamızın ifadesiyle unutmayalım ki hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Biz AK Parti ile efendim ittifaka gitmezken temel gerekçemiz şu idi. Eğer Saadet Partisi
Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacak olursa Allah korusun bu ülke millet itibariyle müminler ve münkirler kampı diye ikiye ayrılır. Buna fırsat vermemek lazımdır diye düşündük. Mustafa Bey, şunu merak ediyorum. Saadet Partisi Millet İttifakı'nda değil de, Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte değil de bu seçime AK Parti ile birlikte girseydi, yani siz özetlediniz ama bugün nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya olurduk sizce? Müsse dediğimiz gibi şu kutuplaşma çok daha keskin olurdu. Çok daha keskin olurdu. Dediğimiz gibi müminler ve gavurlar kampı diye ikiye bölünürdü. Bu iç çatışmalara yol açardı. Yine zaman zaman zaten bunu görüyoruz. Zaman zaman görüyoruz. Saadet Partisi'ne saldırıların olduğunu görüyoruz. Hatırlayınız, devletin iç asayişinden sorumlu olan Sayın İçişleri Bakanımız, bir önceki İçişleri Bakanımız, Saadet Partisi genel başkanını terörist ilan ettiydi. Ona pasaportunu vermiyordu. Olacak şey değil. Yani bizim, tekrar ediyorum Sayın Başkanım, evet, genel başkanımızın dediği gibi bizim kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Çünkü hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Mustafa Bey, şöyle devam edelim o zaman süremizi de kıymetli kullanmak adına. İttifaka birlikte girildi sizin bahsettiğiniz nedenlerle. Seçim sonrası özellikle birçok kişi grup tarafından neden ittifaka girildi? Artık herkes tırnak içinde kendi mahallesine çekilmeli mealinde söylemlerde bulundu. Son olaraksa belki de Türk siyasi tarihinde uzun yıllar konuşulacak olan Abdülhatif Şener'in açıklamalarıydı. Yani Abdülhatif Şener'in açıklamalarına dair varsa değerlendirmenizi kısa alayım, daha sonra diğer soruma geçeyim. Ben Sayın Şener'in açıklamalarının neler olduğunu bilmiyorum. İstifa ettim dedi. Evet. Gerekçesini izlemedim. Evet. Şunu söyleyeyim. Tabii ki bu ittifaktan, altılı ittifakın kanaatimce bir takım hukuki ve teknik hataları oldu. Hukuki hata Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa aday olma hakkı yoktu anayasaya göre. Sayın Cumhurbaşkanı kararname ile seçimi öne aldı. Kendisini de aday olarak ilan etti. Bu mutlak surette Anayasa Mahkemesi'ne götürülmeli idi. Ama götürülmedi. Efendim, mazlum durumuna düşürülmeyelim denildi. Ama o badire aşıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı iç ve dış ekonomik güçleri bir bütün halinde harekete geçirdi. Bir bütün halinde. Yani altılı ittifak bir bakıma devletle yarışmak zorunda kaldı. Bu bir. İki, Sayın Kılıçdaroğlu düzgün bir isimdir. Güzel bir insandır. Ama sonuç ortada. Bu Kılıçdaroğlu'nun hatasından değil, sanıyorum orada yenilen altılı ittifak oldu. Çünkü orada Cumhuriyet Halk Partisi bir bakıma tarihin yüklemiş olduğu vebali üstlenmek zorunda kaldı. Sayın Kılıçdaroğlu da bu durumdan dolayıdır ki helallaşalım diyordu. Evet. Helallaşalım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu her nedense bir şekilde, herhalde bu da tarihi geçmişteki hatalardan, milletle ters düşmesinden dolayı olsa gerek, %30'lara bir türlü çıkamadı. Geç açıklandığı için de Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sağ seçmen özellikle efendim CHP'ye mi oy verelim mantığı içerisinde yaklaştı. Konuya görebildiğim kadarıyla birinci oylamada sandığa gitmeyen 9 milyon seçmenin, İkinci turda daha da arttı biliyorsunuz, kanaatimce bunların çoğu altılı masanın sağ seçmenine aitti diye düşünüyorum. Halbuki erken açıklanmış olsaydı verilen oy sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na değil,
aynı zamanda diğer partilerin genel başkanlarına ve bakan adaylarına olduğu anlatılabilirdi. Ama bunu anlatacak zamanda kalmadı. Netice sonuç ortada. Peki. Bundan evet. Buyurun. Tamamlayın lütfen. Buyurun. Mustafa Bey, yani özellikle sizin de bahsettiğiniz o helalleşme durumu aslında toplumun birçok kesimini bir araya getirme isteği veya iradesini Sayın Kılıçdaroğlu da gördüğümüz kadarıyla Sayın Karamollaoğlu da korumak, sürdürmek istiyor. Ama diğer taraftan özellikle iktidar kanadından sanki bunun örselenmesi için bir çaba olduğu iddia ediliyor. Buna dair neler söylersiniz? Efendim, şimdi iktidar kanadı haliyle bu cepheyi bölmek, parçalamak isteyecektir. Kendi geleceği için bunu yapmak zorundadır hatta. Zorunda. Gerekli mi? Hukuka uygun mu? Bu ayrı bir konu. Ama iktidar partisi, Cumhur İttifakı haliyle Millet İttifakı'nı bölüp parçalamak, onu dağıtmak için var gücüyle çalışacaktır. Çünkü geleceğini sürdürebilmesi buna bağlıdır. Öyle düşünüyorum. Peki burada o altılı masa dediğimiz Millet İttifakı'nı oluşturan birleşenlerin sizce nasıl bir irade ortaya koyması gerekir bundan sonraki süreç için? Azimli, kararlı bir biçimde yapmış oldukları ittifakın bir hata değil, bir gereklilik olduğunu, milleti barıştırmanın, kucaklaştırmanın bir yolu olduğunu kamuoyuna ikna edici bir biçimde açıklamaları, sürekli biçimde vurgulamaları lazımdır diye düşünüyorum. Ama görebildiğim kadarıyla altılı ittifak maalesef sinmiş gibi gözüküyor. Daha mı aktif olmalı? Tabii söylediği sözler doğru ise, buna inanıyorlarsa, gittiği yoldan emin iseler elbette. Elbette. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı gibi, efendim dün Obama bizi kandırdı, şu cemaat bizi kandırdı, Allah affetsin, toplum affetsin denildiği takdirde toplum itibar etmez. Toplum güvenini çeker. Şimdi %48 civarındaki bir oy küçük oy değildir. Bu bir değişim için verilmiş oydur. Evet. Ama dediğimiz gibi aday geç açıklandığı için bu durum seçmene anlatılamadı. Seçmen, özellikle sağ seçmen, Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye oy mu vereceğim düşüncesiyle sandıktan büyük ölçüde uzak kaldı diye düşünüyorum. Halbuki vakitince açıklanmış olsun. Mustafa kendi Bey, genel başkanına, evet, kendi oyuna oy veriyorsun denilecekti. Peki Mustafa Bey, özellikle seçim sonrası bir karamsarlık diyelim aslında veya ümitlerin azalması durumu söz konusu. Bundan sonrası için deneyimli, tecrübeli bir siyasetçi de olarak neler söylersiniz? Hem seçmen bazında hem siyasi partilerin çalışması noktasında. Benim her şeyden önce Türkiye'nin bir adil sisteme ihtiyacı var. Herkesi kucaklayan, herkese hakkını verecek olan adil bir sisteme ihtiyacı var. Kanaatimce Cumhur İttifakı da bunu görüyor olmalı ki yeni anayasa değişikliğinden bahsediyorlar. İyi de bu anayasayı bu hale siz getirdiniz diyorum. Siz bozdunuz. İşinize geldiği biçimde anayasada değişiklikler yaptınız. Özü de bozdunuz diyorum. O münasebetle ben fabrika ayarlarına dönmeniz sizin bu anayasanızdan daha hayırlı olacak diyorum. Onu özlediğim, onu mükemmel bulduğum için değil. Ama bundan kötüsü kötü olmayacaktır diye düşünüyorum. Efendim, her şeyden önce iktidar partisi gerçekten adaleti gözeten bir uygulama içinde olmalıdır diyorum. Bu bir. Yani öbür taraftan muhalefet de yine el birliği, görüş birliği içerisinde programla çıkmalı seçmenin karşısına. Somutlaştırmalı. Ülkenin problemleri belli. Enflasyon ortada. Geçim sıkıntısı ortada.
bunları nasıl çözeceğini inandırıcı biçimde rakamlarla, programlar çerçevesinde, televizyonlarda, özel sohbetlerde, konferanslarda ama sürekli biçimde vurgulamak durumundadır diye düşünüyorum. Toplumu inandırması lazım. Problemi biz çözeriz demesi lazım. Nasıl çözeceğini de rakamlarla, projelerle, programlarla ortaya koyması lazımdır diye düşünüyorum. Peki Mustafa Bey, tabii partinizin de 2018'deki genel seçimlerde 2 milletvekili meclise girmişti. Bu seçimde 10 milletvekili durumu söz konusu ve bundan sonraki sürece dair de beklentiler de haliyle yüksek. Buna dair neler söylersiniz diye. Efendim, şimdi tabii ki geçen Yüksek İstişare Kurulu'nda da ben ifade ettim düşüncemi, orada da söyledim. 10 milletvekilini bulunmuş olması çok önemlidir. Eğer bu milletvekillerimiz zamanı iyi değerlendirir, efendim göz doldurucu kanun tekliflerini meclise sunar, onu da kamuoyu nezdinde savunacak oldukları takdirde milletin takdirini toplar, partiye olan teveccühü artırır diye düşünüyorum. Bu şart ama gitmez. Tabana, seçmenimize, teşkilatlarımıza mutlak surette eğilmemiz, oralarda boşluklar varsa onları vakit geçirmeden doldurmamız lazım. Teşkilatımızı motive etmemiz lazım. Onlara ümit ve heyecan vermemiz lazımdır diye düşünüyorum. Saadet Partisi olarak. Evet. Bundan sonrası için de sizler de sahada mısınız? Nasıl bir çalışma yürütülüyor diye sorayım. Çünkü siz genel başkanlıktan sonra da çalışmalarınızı aktif bir şekilde sürdürüyorsunuz. Buna dair neler söylersiniz? Efendim, yine rahmetle anıyorum Erbakan hocamızı. Derdi ki Erbakan hocamız, eğer bir gezegenden bir Müslüman dünyaya gelecek olsa onun ilk soracağı şey karargah neresidir sorusu olmalı. Önce karargahı sormalı, varıp oraya teslim olmalı, adını ismini yazdırdıktan sonra camin nerede demelidir. Şimdi ben gittiğim yerlerde, illerde, ilçelerde ilk ziyaret ettiğim yer teşkilatımız oluyor. Çünkü ben inanıyorum ki sadece Türkiye'de değil, yeryüzünde Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda hutbesinde bırakmış olduğu o iki emanete sahip çıkan tek parti Saadet Partisi'dir. Biliyorsunuz o iki emanet kitap ve sünnettir. Ashabım diyordu Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bu iki emanetten birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Diğeri ise Resulullah'ın sünnetidir buyuruyordu. Bu iki emanete sahip çıkan tek parti Saadet Partisi'dir. Öbür taraftan ben böyle deyince bir kısım AK Partililer biz de milli görüşçüyüz diyorlar. Buna da merhum hocamız cevap veriyordu. Milli görüşün tek temsilcisi vardır. O da Saadet Partisi'dir. Kim ki Saadet Partisi'nin dışında kalır da ben de milli görüşçüyüm diyecek olursa o ancak palyaçoluk yapmış olur. Öbür taraftan AK Partili kardeşlerim benim böyle konuşmama kızıyorlar. Efendim siz CHP ile falan, din düşmanı CHP ile falan işbirliğine giriyorsun falan diye. Ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi bu milleti son tarihinde nereye götürmek istiyor? Avrupa Birliği'ne. Siz nereye götürmek istiyorsunuz ey AK Parti? O da Avrupa Birliği'ne. Aranızdaki fark ne? Ne aranızdaki fark? Biz başkayız. Hani bir zamanlar reklam vardı. Efendim hepimiz birer bankayız ama biz başkayız niye? Biz Osmanlı Bankayız diyorduk. Daha iyi sömürebilmek için. Velhasıl
Saadet Partili bütün evet. kardeşlerime ben selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Gittikleri her bir yerde mutlak surette teşkilatları ziyaret etmeli, onları motive etmeli. Korkacak bir durum yok. Sayımız az olabilir. Sayımızın az olması davamızın yanlış olduğu anlamına gelmez. Karşı taraftaki kalabalıkların çokluğu onların iddialarının haklı olduğu anlamına gelmez. Şunu unutmayalım ki bir davanın haklılığı geçici kalabalıkların çokluğu ile değil, ancak ve ancak ilahi iradeye uygunluğu ile ölçülebilir bizim açımızdan. Peki Mustafa Bey, programımızı kısa süre kaldı noktalamaya. Tabii Türkiye'deki sorunları ve o sorunları çözümleri konuştuk ama diğer taraftan önemli günlerden de geçiyoruz. 15 Haziran D8'in kuruluş yıl dönümüydü. İslam İşbirliği Teşkilatı ve 2023 yılında ciddi anlamda İslam ülkelerinde neredeyse sorunsuz bir ülke kalmamış durumda. Hem D8'in kuruluşuna dair hem de İslam ülkelerinin bugünkü durumuna dair neler söylersiniz? Efendim, burada tüm inanmış gönüllere seslenmek isterim. Şu 20 yıllık süre içerisinde AK Parti D8'lerle ilgili tek bir icraatta bulunmamıştır. Zaten bulunmasını, D8'lerin gelişmesini önlemek amacıyla AK Parti ortaya çıkarıldı. Tayyip Bey'in hangi özelliğinden dolayı henüz milletvekili bile değilken Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'a giden yolda yollarına kırmızı halılar döşendi. Bize göre gayet açık, sebep açık. Niye? Çünkü o geleceğin BOP projesinin başkanı veya başkanlarından, ortaklarından biriydi. Bu söz Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Hayır, ben oradan istifa ettim. BOP ortak başkanlarından biri değilim demedi. Belirli bir cemaatten biliyorsunuz cesaret ödülü aldı. Bu madalyayı da iade etmedi. Milli görüş gömleğini çıkardı. Kendi ifadesiyle şey yapıyorum. Tekrar giydim demedi. Velhasıl bütün İslam alemi inançlarına uygun biçimde bir araya gelmek mecburiyetindedirler. Büyüklerimizin duasıdır. Allah'ım bizi gafillerden eyleme. Şu soruyu sormak lazım. İslam düşmanları ile işbirliği yaparak Müslümanların problemini çözmek mümkün mü? Değil. Peki Müslümanların bir araya gelmekten başka kurtuluş çareleri var mı? Yok. Şu halde Müslümanlar, inanmış insanlar daha biraz geniş anlamda haksızlığa uğramış mazlum milletler bir araya gelmek mecburiyetindedir. Bunun nüvesini de D8'ler oluşturmaktadır. D8'lerin bildiğiniz gibi 6 ilkesi vardır. Savaş değil, barış. Çatışma değil, diyalog. Çifte standart değil, adalet. Üstünlük, tekebbür değil, eşitlik. Sömürü değil, hakça paylaşım. Dayatma değil, demokrasi. Bizim ülkelerimiz bunlar. Eğer insanlar huzur içinde, barış içerisinde, kardeşlik hukuku içerisinde yaşamak istiyorlarsa adres bellidir. Merhum Ecevit 1970'li yıllarda İslami kaynaklı farkında olmasa da bir slogan geliştirmişti. Ne ezen ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen. Bizdeki onun temel kaynağı ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Evet. Tüm insanları adil düzene davet ediyoruz. Tekrar ediyorum. Bir davanın haklılığı geçici kalabalıkların çokluğu ile değil, ilahi iradeye uygunluğu ile ölçülebilir.
Mustafa Bey, tabii sayılarla değil, o özgün veya ilkeleriyle yaşar ifadesini kullandınız. Hem siyasetçi hem hafızlık durumunuz da söz konusu. Programı kapatmadan şunu da ifade etmiş olalım. Sadece siyasi olarak değil veya sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde insanlarda, özellikle Müslümanlarda bir karamsarlık durumu söz konusu. Buna ilişkin de son sözlerinizi alayım, programımızı noktalayalım. Bu karamsarlığa düşen kardeşlerimiz inanç durumlarını kontrol etsinler. İnanan insanlar karamsarlığa kapılamazlar. Ve izâ azem tepeti bekkel alallah, bir şeye azmettiğin zaman Allah'a güven. Bütün cihan karşımızda olsa biz gerçekten inancımıza sımsıkı sarıldığımız zaman tıpkı Bedir'de olduğu gibi inşallah karşımıza dünyanın en güçlü orduları da çıksa o engelleri aşar geçeriz. Kur'an-ı Kerim'de bizi motive eden bir takım menkıbeler, kıssalar vardır. Bunlardan biri de Halut Calut kıssasıdır. Orada bugünkü milli görüşte olduğu gibi bir takım bölünmeler olmuştur. Ve neticede zafer sabrında sebat eden, inancıyla yoluna devam eden grubun olmuştur. Dua ediyordu onlar. Haliyle onları yollarından çevirmek için bir takım karamsar tavsiyelerde bulunanlar vardı. Diyorlardı ki, efendim biz Calut'un bir birlikleriyle mi mücadele edeceğiz? Delirdiniz mi siz? Vazgeçelim denildiğinde o küçük grup, adeta bugün Saadet'in durumunda olduğu gibi küçük, sayısal itibariyle küçük bir grup. Gördü ki tarihte nice küçük topluluklar Allah'ın yardımıyla devasa orduları yenmişlerdir. Allah'ım başımıza sabır yağdır, ayağımızı sabit tut, kafirler güruhuna karşı bize yardım eyle diye dua ettiklerinde Calut efendim Davut isimli 16 yaşındaki bir çocuğunu atmış olduğu sapan taşıyla öldürülüyordu. Zafer inananların olmuştu. Zafer yine inananlarındır ve zafer yakındır inşallah. Peki Mustafa Bey, çok teşekkür ediyorum katkılarınız ve aktardığınız bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum Yunus Emre Bey. Hayırlı yayınlar olsun efendim. Allah'a emanet olun. Çok tüm dinleyenlerimize de selamlar, saygılar. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Kamalak yayın konuğumuzdu. Hem anayasa değişikliği tartışmalarını hem de siyasetteki güncel konuları konuşmaya, değerlendirmeye çalıştık. Kendisiyle birlikte kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından başka bir konuğumuz yayınımızda olacak ve sınavı konuşacağız. Gerçekleşecek olan sınavı, eğitimdeki durumu, ailelerin ve sınava girecek öğrencilerin ne yapması gerektiğini konuşmaya çalışacağız. Kısa bir ara. Aranın ardından düşünme vaktine kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu bölümde yapılacak olan YKS sınavını konuşacağız. Hem öğrencileri hem de sınav süreciyle birlikte sınav sonrasında konuşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Kiminle birlikte? Eğitim yöneticisi, aynı zamanda eğitim koçu olan Zeynep Gündüz'le birlikte konuşacağız sevgili seyirciler. Zeynep Hanım, sesimi alabiliyor musunuz? Evet, evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar, çok sağ olun. Zeynep Hanım, şöyle başlayalım. Uzun bir süreç geçirildi ve artık heyecanlı da bir zaman diliminde saatler kaldı. Yani yarını ve yarından sonraki süreci değerlendirmek önemli şüphesiz. İlk öncelikle yarın için önerilerinizi alayım. Yani evet, uzun bir maraton, bir süreç geçirildi, ders çalışıldı ama yarın o verilen emeğin karşılığının alınması için neler yapılmalı veya yapılmamalı? Evet. Öncelikle YKS sürecine girecek olan tüm öğrencilerimize ve ailelerine bu çok zorlu bir yarıştan geçerek nihai sonuca ulaşmak için belki de son 10 saat, son 9 saat diyebiliriz. Evet. Evet, bu yarışta yola çıkan bütün herkese başarılar dileyerek başlamak istiyorum.
YKS Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavımız biliyorsunuz uzun yıllardır aslında sistemin de değişikliğiyle birlikte Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı olarak adlandırıldı. Ve öğrencilerimiz bir süredir bu sınava birçok branştan tercih yaparak sayısal, eşit ağırlık veya dil alanındaki branşlardan sınava hazırlanıyorlar. Şimdi burada öğrencilerimize asıl tavsiyem şu, artık bütün çalışmaların tamamlanıldığı ve nihai kazanca ulaşıldığı saatlerdeyiz. Bu saatten sonra aslında bizim öğrencilere tavsiyemiz şu yönde, artık zihnimiz biliyorsunuz bu zihin ölçen bir sınav, zihnimiz kaygı ve stresi bir kenara bırakacak, sadece şuna odaklanacak. Biz artık yapmış olduğumuz bütün bir yılki çalışmaların sonucunu alma noktasındayız. O yüzden emeklerimizi verdik, sonucunu bekliyoruz ve başaracağız. Buna odaklanmaları lazım. Peki burada psikoloji nerede devreye girecek? Zihnimizin bizim kısa zihin dediğimiz, kısa bellek dediğimiz aralığında öğrencinin kaygı, stres ve korku eşiği zihnin bu kısmını doldurur. Öğrenci bu kısmı dolduğu anda bu gece uykuya geçmede zorlanabilir veya bu alanda öğrencimiz kendisini bu kaygılar eşiğinde düşünceye dalmış şekilde bulabilir. Hemen kendine, öğrencimize şunu söylüyoruz, kendi iç sesinde, telkinde bulun ve hemen şuraya yönlendir kendini. Ben bütün bir yıl bunun için emek verdim. Yarın sabah 10-15'te başlayacak olan sınavda başarı göstereceğim. Bu saatte benim iç sesimin bana hükmetmesine müsaade etmeyeceğim. Dinleneceğim, uyuyacağım, yarın da sınava başarı ile geçeceğim. Peki öğrenci bunu kendine kaç kez tekrarlamalı? Sık sık telkin etmeli, sakinleşene kadar. Nefes egzersizleriyle, özellikle burundan nefes almasını tavsiye ediyorum öğrencilerime. Burnundan nefes alarak 3 saniye aralıklarla bu telkini en az 7 kere yapmalarını söylüyoruz. Böylece öğrencimizin hem kaygı eşiği düşecek hem de öğrencimiz motivasyonunu artırmış olacak. Biliyorsunuz bilinçaltı sesli düşünce ile kendini sakinleştirebilen bir olgu. Evet. Peki buyurun. Buyurun. Buyurun Yunus Emre Bey. Yani şöyle, burada biz öğrenciler üzerinden gidiyoruz ama aileler de şüphesiz önemli bir faktör. Buna ilişkin, ailelerin davranışına ilişkin neler söylersiniz? Evet. Şimdi aile burada az önce bahsettiğim o kısa bellek bölümünü en çok içeren yer. Aile buradaki en önemli öğe. Bugüne kadar öğrencilerimizin hemen hemen en büyük yol arkadaşı aslında sınav sürecinde aileleri. Bazen şöyle gelebiliyor aslında Yunus Emre Bey. Biz koçlar, eğitim yöneticileri veya öğrencilerimizin destek aldığı meslekteki öğretmen arkadaşlarım, branş arkadaşlarım veya kursiyer arkadaşlarım, bunların hepsi öğrencilerimizi aslında bilinçsel olarak ailelerimizin emanet ettiği kişiler. Ama asıl olan ayak burada aile. Aile faktörü çok önemli. Benim onlara burada gece için özellikle tavsiyem, öğrencimize ona güvendiğini, bu sınav sürecinde öğrencinin yanında olduğunu hissettiren cümlelerle telkin etmeli. Ne gibi? Elinden geleni yaptın, yaptığını biliyorum, yanındayız. Bu sınav dünyanın sonu değil. Gerçekten de değil aslında Yunus Emre Bey. Çocuklar bu sınava çok fazla anlam yüklüyorlar. Çünkü sistemimiz, zihin yapımızı ölçen bir sistem üzerine kurgulu bu sınav. Dolayısıyla YKS sınavında zihin yapısını ölçtüğü için öğrenci başarısız addedilmez aslında. Yani zihin yapısını ölçtü diye başarılı ya da başarısız diyemezsiniz bir öğrenciye. Ama sınavla birlikte branşlaşacak olan hayatları için öğrenciler bu sınavı aşmak zorundalar. Tercihlerini bundan yana kullanıp sınava giren öğrencilerimiz için söylüyorum bunu. Evet. Dolayısıyla buradan girecek olan öğrencilerimizin tercihlerini burada yapacakları için ailelerimizin de onlara destek olduğunu hissettiren cümleler ve davranışlarla onları karşılamalarını isteriz. Aile burada en önemli ayaktır o yüzden. Öğrencimize sen elinden geleni yaptın, bundan sonrasında sana güveniyoruz. Evet, sınavda başarı göstermeni çok arzu ederiz. Ama başarı göstermek demek çok iyi bir puan almak demek değildir. Bu
bu sınavın ölçme değerlendirmesine gir, biz senin arkandayız. Hı-hı. Ama sınavdaki sonuca takılma lütfen, elinden geleni yap gibi cümlelerle öğrencimizi sakinleştirerek uğurlamaları lazım. Hele sınav kapısındayken öğrencimize bir daha çok toplumda bir handikap olan karşılaştırma usulüne hiç girilmemesi gerekiyor. Ya işte arkadaşın da buradaymış, öğrenci kapısında gördüğünde o da çok çalışmıştı. Veya bak şimdi göreceksin, sınavdan çıktıktan sonra eminim ki arkadaşlarının içerisinde en iyi puanı sen alacaksın. Bu cümleler öğrenciyi kaygıya sevk eder. Bu karşılaştırmalardan ailelerimize özellikle rica ediyorum uzak tutacağız. Biz öğrencimize güven duygusu aşılayan cümlelerle gideceğiz Yunus Emre Bey. Eğer bu cümleleri kullanırsak öğrencimizin kaygı eşiği düşecek, motivasyonu artacak. O yüzden ricamız da bu yönde. Ailelere de tavsiyem özellikle ebeveynlerin öğrencimizi sık sık sınav cümleleriyle değil güven cümleleriyle karşılamaları. Peki Zeynep Hanım, tabii bu o okula girip sınava girene kadarki süreç. Ama sınava girdikten sonra da özellikle zamanı doğru yönetme, değerlendirme durumu da en önemli başlıklardan bir tanesi. Buna ilişkin neler söylersiniz? Evet, şöyle Yunus Emre Bey, YKS sınavı dediğimiz sınav biliyorsunuz 3 aşamalı bir sınav. Evet. Şimdi sınavımıza baktığımızda, YKS sınavımıza baktığımızda aslında TYT, temel yeterlilik dediğimiz, AYT, alan yeterlilik dediğimiz ve tercihe göre, öğrencinin tercihine göre yabancı dil sınavı dediğimiz YDT sınavında öğrencilerimiz sınava girecekler. Evet, evet, ilk sınav cumartesi günü 10-15'te başlayacak olan TYT sınavı. Öğrencilerimiz burada sınavın İlk 120 dakikasında sınavdan çıkamayacaklar Yunus Emre Bey. Yine son 15 dakikasında da çıkamayacaklar. Peki öğrencimiz, biz TYT sınavına girdik ve bize tanınan 165 dakikayı nasıl kullanacağız? Asıl büyük önem burada. Evet. Öğrencimiz sınava girdiği anda ilk etapta her öğrencinin bir sınav yöntemi belirlemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu biraz parmak izi gibi Yunus Emre Bey. Parmak izi gibi çocuklarımızın her birinin ayrı bir yöntemle sınav çözme tekniği var. Tabii ki eğitimcilerin önerdiği teknikler var bizlerin ama öğrencimiz o tekniğini değiştirmeden daha önce denemelerinde, analizlerinde hangi teknikte başarılı olduysa o teknik ile devam etmesini öneriyoruz. Gençlerimiz sınava girdiğinde, örnek veriyorum yine, Türkçe testiyle başladı soruları çözmeye. İlk 3 soruyu çözemedi, acaba yapamıyor muyum diye telaşa kapılıp hemen tekniğini değişip sayısala geçebiliyor. Eğer sıralamanızda ilk 3 sorunuz ya da ilk 4 sorunuzu çözememiş, kaygınız sizin onu görmenize engel olmuşsa bile, mümkün olduğunca onlardan ricamız yöntemi değişmemeleri. Yöntem değişikliği öğrencinin süreyi doğru kullanamamasının bir sebebidir Yunus Emre Bey. Şimdi benim buradan öğrencilerime tavsiyem, sevgili gençler, sizler yönteminizi değişmeden sınavda soruları turlama yöntemlerinizi kullanarak özellikle sizin göremediğiniz açıları fark ettiğinizde hızla soruların devamına yönelik çalışmalarınızı gerçekleştirerek tekrar geri dönüp yapamadığınız sorulara vakit kalacak şekilde kendinizi yönetmenizi rica ediyoruz. Sınav zor bir süreç değil sevgili arkadaşlar. Sadece yönetme becerinizin, eminim ki şimdiye kadar kazandığınız bu becerinizi sergileme alanı. Sizlerin de sergileyeceğine tüm Türkiye gibi, tüm eğitimciler gibi ben de gönülden inanıyorum. Yani zaman diliminde özellikle her öğrencinin, sınava girecek kişinin kendine özgü bir çözme tekniğinin olup ona göre ilerlemesi gerekiyor. Doğru mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Bu tekniği de sınav anında değişmemesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi süreyi her örnek veriyorum. Temel yeterlilik testlerimiz Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik testi ve fen bilimleri testlerinden oluşur. Öğrencimiz bu testlerini çözerken hangi teste ne kadar süre ayıracağını yine az önce bahsettiğim parmak izi modeline göre önceden denemiş ve buna göre de kendisine bir zaman aralığı belirlemiştir.
Yine örnek veriyorum Yunus Emre Bey. Ben diyelim ki Türkçe testlerini 37 dakikada çözüyorsam bu 37 dakikayı aşmamalıyım. Benim oraya tanıdığım süre neyse ben o kadarını o zaman diliminde o testler için ayırmalı, o branşımı bitirmeli. Yine aynı şekilde ikinci aşamada hangi teste geçeceksem oraya ayırdığım süreyi çok iyi kontrol etmeliyim. Bugün artık ÖSYM çok güzel bir çalışma yaparak bütün okullarımıza dijital saatler yerleştiriyor biliyorsunuz. Bu dijital saatlerden de bir yandan süremi sık sık takip etmeli ve süreyi doğru kontrolü elde bırakarak, elde tutarak soruları bu şekilde devam etmeliyim. Eğer ben soruları çözerken sürenin benimle olan yönetimini doğru götürmezsem sürenin ucunu kaçırdığımda benim kayda eşiğim bir tık tırmanacaktır. Burada da öğrencilere şunu tavsiye ediyorum. Hiç önemli değil. Hiçbir zaman dilimi aşıldı diye kendinizi kıskaçta hissetmeyin lütfen. Hemen ben burada zamanı aşmışım ama ikinci teste geçmeliyim. Burada bunu bırakıyorum. Testime devam ediyorum. Sonra geri dönüp kalan süremi yine bu testler için ayırıyorum şeklinde kendini koordine etmesi gerekmektedir. Onlara tavsiyelerimiz bu yönde oldu. Yarınki sınav için bunları ifade ediyorsunuz. Tabii yarınki sınav sonrası psikolojisi de önemli öğrencilerin. Özellikle bir gün sonra başka bir sınav da söz konusu. Oradaki hem psikolojik hem enerjik durumunu toplayıp zihnini yönlendirebilmesi adına neler söylersiniz? Evet. Şimdi asıl önemli konulardan bir tanesi de burası. Çünkü öğrenci TYT sınavına giriyor. Sınavı öğlenden sonra evine döndüğünde bir iç ses onları ayakta tutmaya başlıyor. Sınavı kontrol et. Acaba doğru mu çıktı? Acaba nasıl geçti? Benim öğrencilerimize yine tavsiyemiz şu yönde oluyor. Bizler eğitimciler olarak diyoruz ki evet artık TYT sınavını bitirdin. Bunu analizlemek sana birçok şey kazandırabileceği gibi her öğrencinin motivasyonu yine eğitimcisiyle birlikte çalıştığı veya kendi başına çalışan öğrencilerimiz için de tavsiyelerimiz şu. Eğer siz sınavınızla ilgili bir kaygı hissediyorsanız ve bu sınavı değerlendirmek sizi bir handikap gibi gelecekse kesinlikle sınava yönelik çalışmaları düşünmeyin. Siz bundan sonra ikinci sınavınız olan alan yeterlilik sınavını tercih edip devam edecek. Yani sadece TYT'ye girmeyip AYT'ye de girecek öğrenciler için veya öğleden sonra 3.35'te başlayacak olan YDT sınavına girecek olan öğrencilerimiz için de şunu diyoruz. Diyoruz ki sevgili gençler, TYT'den sonra eğer siz kendinizi kaygı eşiğinizi kontrol edemeyeceğinizi düşünüyorsanız lütfen TYT'nin kapağını kapatın ve hemen AYT'ye konsantre olun. Kısa yürüyüşler, kısa nefes egzersizleri, birkaç satır kitap okumak, sevdiğiniz birkaç müziği dinlemek, özellikle öğrencilerimizin sevdiği kişilerle ufak sohbetler, kendilerini rahat hissedecekleri, farklı olmayacak içecekler içmeleri onları rahatlatacaktır. Özellikle de altını çizerek uyarıyorum. Sınav sürecinde lütfen ekstra risk almadan beslenmelerini de rutin beslenmeleri şeklinde de devam etmelerini de öneriyoruz. Bu sınav süreci için ve bir gün sonra da diğer sınava yani alan yeterlilik sınavına girecek öğrenciler. Burada da aslında birinci sınavdaki gibi süre konulanımı noktasında tabii farklı sorular geleceği için zihinde bir karışıklık durumu da olabilir. Buna ilişkin neler söylersiniz? Evet. Şimdi şöyle, bizim alan yeterlilik sınavımız aslında öğrencinin temel yeterlilik sınavında bizlerin YKS puanları hesaplanırken öğrencilerimizin sayısal, eşit ağırlık gibi kendi branşlarına özel alan yeterlilikte puanlarının hesaplanma bölümüne geçiliyor. Şimdi burada orta öğrenim başarı puanının da katkısı ile, katsayılarının daha doğrusu katkısı ile öğrencilerin bundan sonraki süreci aslında şekil almış oluyor da diyebiliriz. TYT'nin %40'ı diyoruz, AYT'nin de %60'ının aslında bizim puanımıza, ham puanımızın üstüne eklenerek bizim puanımızı ortaya çıkarıp şekillendirdiği bir alandır diyoruz biz. Peki, burada öğrenci alan yeterlilikte ne yapması gerekir? Evet doğru, alan yeterlilik sınavında öğrencilerin bazen zihinleri karışabiliyor. Öğretmenim işte
işte ya da ben çözeceğim ama sürem ne kadar, ne kadarını yapabilirim? Aslında alan yeterlilikte öğrencilerin çok da böyle sıkıntılı olabilecekleri bir süre sorunları olmuyor orada. Orada öğrencilerimizin 180 dakika çok uzun soluklu bir zaman dilimleri oluyor ki burada da 135. dakikayı tamamlamadan yine sınavdan çıkamayacaklar. Ve son 15 dakikada da yine sınavdan çıkamayacaklar. Öğrencilere tavsiyemiz o süreçleri kendilerine göre ayarlamaları. Peki bu 135 dakika içerisinde her öğrenci kendi sınava girdiği alandan sorularını çözmesi gerekecek. Yine örneğimiz sayısal bir öğrenci sayısal puandan hesaplanacaksa eğer öğrencimiz matematik testlerini fizik, kimya ve biyoloji alanında çıkacak olan sorularını yanıtlaması gerekecek. Peki öğrencimiz eşit ağırlık puanının hesaplanmasını istiyor ise, evet bu öğrencimiz eşit ağırlık puanının hesaplanmasını istiyor ise eğer, o zaman sosyal bilimler bir testinden de yine sorularını çözmesi gerekecek. AYT puanının hesaplanması için. Peki buna vakit bulabilir mi? Evet bulabilir. Süresini çok güzel yöneten öğrencimiz bunu rahatlıkla değerlendirebilir. Peki. Ama bu süre zarfını o iyi değerlendirme konusunda TÜO diyebileceğimiz veya o kafa karışıklığı, zihin dünyasının karmaşası içerisinde nasıl daha iyi planlayabilir? Tamam. Şimdi orada da şöyle bir durumumuz söz konusu. Şimdi bizim öğrencilerimize önerilerimiz şu yönde. Az önce bahsettiğimiz teknikleri kendine göre uygulamış öğrencilerimizin arasında en çok yapılan istatistik sonuç şudur ki, öğrencilerin genelinin matematik testlerine öncelikli başlaması. Tavsiyemiz bu yönde. Peki neden? Çünkü her iki branşında yani hem eşit ağırlık branşlarının hem de sayısal öğrencilerinin ortak branşı matematiktir. Matematik her iki branşta da puan hesaplamalarında dikkate alındığı için matematik okuryazarlığını hızlı çözen öğrenciler sınavda başarı gösterirler. Bu yüzden öğrencilere tavsiyemiz de bu yönde. Öğrencilere diyoruz ki sevgili gençler, sizler evet sayısal alanda bir sınava giriyorsunuz ama eşit ağırlık alanında da puanınızın hesaplanmasını istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Önce matematik alanındaki sorularınızı bir an önce elinizin altından toparlayıp çekeceksiniz. Peki ne yapacaksınız? Hızlıca bu soruları çözmenin ve dakika ile yarışarak kendi sorularınıza konsantre olarak dışarıdan gelen hiçbir etkene dikkatinizi dağıtmayarak sorularınızı çözeceksiniz. Peki sonra eğer sayısal branştan puan hesaplanacaksa en iyi yaptığınız yani fen bilimleri ise bu öğrencimizin en iyi yaptığınız branş fizikse fizikten, kimya ise kimyadan, biyoloji ise de biyolojiden başlamalarını öneriyoruz. Branşlarda en iyi olduğunuz alanları önce çözerseniz sizin süre yönetiminizde en fazla süre elinize kalacaktır. Ama siz eğer en zorlandığınız branştan en önce başlarsanız burada öğrencilerin genellikle yaptıkları bizlerin de soru savaşı dediğimiz yani soruyla savaşa girdikleri anda işte öğrencimizi orada kaybediyor. Onu yapmamalarını öneriyorum. Peki ne öneriyorum? Bunun yerine öğrencinin önce matematik branşlarını çözmesini hemen arkasından da en iyi yaptıkları branşlardan devam etmelerini öneriyorum. 2 puanının da hesaplanmasını arzu eden gençler. Peki hayır ben sadece sayısal puanı hesaplanmasını istiyorum diyenler ise en iyi yaptığı branş hangisi ise fen bilimlerinden fizikse, kimyaysa veya biyolojiyse veya matematikse en iyi yaptığı branştan başlamaları bizim öncelikli önerimiz. Peki Zeynep Hanım sınavdan iyi bir şekilde geçti veya tam olarak istediği gibi bir sonuç elde edemedi ve artık pazar günü de geçti, sınav maratonu geride kaldı. Bundan sonra ne yapacakları sorusu da önemli. Buna ilişkin genel hatlarıyla önerilerinizi alayım. Ben ara sorularımda olacak. Tamam. Şimdi Yıldız Emre Bey şöyle. Öğrencilerimizin evet isteriz ki ülkemizde tüm öğrencilerimiz istedikleri yerlere yerleşsinler. Zihin sınavı dediğimiz bu sınavımız öğrencilerimizin istedikleri yerlere yerleşmelerinde sıralama belirliyor. Hele şimdi biliyorsunuz branşlarda özellikle baraj sistemi de geldi. Bu baraj sistemimiz 2020 yılında biraz da değişikliğe uğrayarak özel yetenekle sınav alan
bölümleri de kapsadı. Onları da TYT'ye çevirerek artık TYT sınavında bir sıralama usulüyle öğrencileri almaya başladı. Peki bundan sonraki süreçte ne yapacak? Öğrencimiz TYT ile sıralaması ile bir yere girmeyi düşünüyorsa TYT ağırlıklı alandaki çalışmalarını daha hızlandırmıştır. Şimdiye kadarki süreçte bunu tamamlamıştır. Önce burayı çok iyi değerlendirmesi lazım. Burada 800 bine kadar öğrencinin gireceği alanlarda genelde çok iyi yerler olduğunu hep ifade ederiz ve tercih yapabileceklerini söyleriz. Peki öğrenci AYT ile birlikte girecekse bu alana ve istediği motivasyonda iyi bir sınavının geçtiğini düşünüyorsa o zaman bizim onlara önerimiz şu. Genellikle iyi bir tercih rehberliği almaları, sınav sonuçları açıklandıktan sonra. Peki öğretmenim bizim sınav sonuçlarımız açıklandı. Açıklanmadan önce de bizim ne yapmamızı öneriyorsunuz? Şimdi öğrencinin orada bir sınav yorgunluğu oluyor. Benim oradaki önerim öğrenci YKS'sini değerlendirdikten sonra bir süre kendini dinlenmeye alması. Çünkü bir B planı hazırlığı için henüz çok erken. Sınav sonucunun açıklanması lazım. Açıklandıktan sonra kriterlerine uygun veya tercih etmeyi istediği okul, bir kere önceliğimiz hem okul hem branş. Okul ve branşına uygun herhangi bir alana yerleşemiyorsa o zaman bir B planı, iki seçeneği var. Bunlardan bir tanesi yeniden hazırlanma süreci başlıyor. Veya genelde öğrencilere tavsiyemiz bir ikinci yılı denemekten ziyade B planında ikinci defa düşündüğünüz alanları, tercih etmek istediğiniz alanlara puanınız, sıralamanız yetiyor mu? Bunlara bakmalarını öneriyoruz. Peki öğrencimiz bu B planı tercihlerine ne zaman girmeli? Sıralamalar açıklandıktan sonra girmeli. Öncesinde kendini kaygıya veya korkuya hapsetmek demek öğrencinin bir sonraki dönem hazırlıklarını da kısıtlayabilir. Yorgunluğa sebep olabilir. Bu ki mental yorgunluk çok zordur. Mental yorgunluğa da sebep olabilir veya öğrencinin tercih aralığını daraltabilir. Tercih aralığını daraltabilir dediniz. Evet. Burada tabii o tercih aralığını daraltma durumu veya istediğin yere gitmeme durumunun da bir etkisi olabiliyor. Yani burada sağlıklı bir yol izlemesi için hani üniversiteye başladıktan sonraki o sürecin de sağlıklı geçebilmesi için de bir yol haritası veya bir ön hazırlığının olması gerekiyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Şimdi bir öğrenci sınav sonuçlarını zaten biliyorsunuz ÖSYM kitapçıkları yayınladıktan sonra artık öğrenci kendini ve hatırlayabildiği kadar sonuçlarını değerlendirebiliyor. Burada genelde destek aldığı koç arkadaşlarımız, eğitim yöneticisi arkadaşlarımız, kursiyer arkadaşlarımız, dediğim gibi bütün arkadaşlarımız onlara yardımcı olmak için zaten şu anda da çok platformların hepsinden ulaşılabilir hale geliyorlar ve çocuklarımıza yardımcı olmaya, gençlerimizin önünü açmaya yardımcı olmaya çalışıyorlar. Öğrencilerimiz buralardan destek alabilirler. Kendilerini bu alanlarda neler yapabileceklerini bilebiliyorlar. Yine bunun yanında öğrencilerimizin bu süreç içerisinde birçok üniversitenin, vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere bu süreçte öğrencilerimiz için sunduğu hizmetleri incelemeye başlamaları lazım. Bu anlamda ÖSYM'nin tercih kılavuzlarının yayınladığı alanlar var. Bu platformlardan destek alabilirler. Oralar öğrencilerimiz için çok açıklayıcı metinler içeriyor. Yine buralardan destek alarak üniversitelerin kendi sitelerini de ziyaret ederek çocuklarımız buraların hangi imkanları var? Ben hangi tercihleri kullanmalıyım? Acaba alacağım aşağı yukarı hesaplayabildiğim alanlar veya A planında giremediğim ama B planında girebileceğimi düşündüğüm üniversiteleri bulup buraların imkanlarını kontrol etmem gerekiyor. Bana uygun mu? Hangi benim tercih etmek istediğim mesleki alanda bana yeterlilik sağlayabilecek mi diye kendimi gerçekleştirmeme müsaade edecek mi diye araştırmaları gerekir. Her üniversitemiz bunun için birçok imkan sunuyor. Ama biliyorsunuz bazı kriterler var. Bu kriterler üniversiteler arasında da bir sıralamaya sebep oluyor. Öğrencilerimiz bu kriterleri göz önünde bulundurarak bu kriterler üzerinden üniversite tercihi, okul tercihi, branş tercihi, imkan tercihi, yurt gibi, barınma gibi ki bu ülkemizde bu son yıllarda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Depremle birlikte bu sorunlarımız evet, biliyorsunuz biraz daha da gün yüzüne çıktı. Evet. Özellikle deprem bölgesindeki öğrencilerimize de buradan çok büyük başarılar diliyorum. Onların her zaman yanındayız. Gönlümüz de onlardan yana, dualarımız da onlardan yana. Umarım bu sınav en çok gönlünü onlara açar diyerek evet, noktalayayım.
Teşekkür ediyorum. Aslında en önemli konulardan bir tanesi de o. Yani evet, biz öğrencilerin durumunu konuşuyoruz ama hakikaten Şubat ayı itibariyle yaşanan o depremde, 6 Şubat itibariyle yaşanan depremde ailelerini, yakınlarını kaybeden öğrenciler, sınava hazırlanan gençler, yani sokakta belki bir masa, bir tabureyi bularak sınav çalışan öğrenciler söz konusu. Bunun hem psikolojik yönü şüphesiz var, hem de eğitim anlamındaki ileriye dönük zihinsel yorgunluk söz konusu. Buna ilişkin neler söylersiniz? Özellikle deprem bölgesindeki o kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın durumuna ilişkin. Evet, şöyle Yunus Emre Bey, burada deprem bölgesi, evet sizin de dediğiniz gibi çok önemli bir bölge. Aslında şu anda bütün eğitimcilerin kalbi biliyorum ki orada atıyor. Evet, dönem bakanı Sayın Mahmut Özer bununla ilgili Nisan ayı, 8 Nisan ayında LGS öğrencilerine kolaylık tanınacağını ve daha doğrusu öğrencilerimize destek olunacağı yönünde açıklamaları da bulundu. Hemen arkasından da YKS öğrencileri için benzer açıklamalarda bulundu. Biz oradaki öğrencilerimizi çok yakından takip ettik. Hatta imkan oldukça öğrencilerimize online platformlar üzerinden destek olmaya çalıştık. Ben ve benim gibi birçok eğitimci arkadaşım. Yardımcı olabilmek için elimizden geleni yaptık ama takdir edersiniz ki bunların hiçbiri maalesef yeterli değildi. Yeterli olabilecek alanlarımız bunlarla da sınırlı değildi. İmkanlar neye el verdiysek, çünkü orada internete ulaşmak, online eğitim almak çok uzun süre, bir kere kayıplarımız, acılarımız, birçok şeyi değerlendirebiliriz. Birçok alt kriter var. Hali hazırda maalesef bu süreçte kendini bırakan, çalışmayı bırakan çok da öğrencimiz oldu. Taşımalı eğitim sistemiyle öğrencilerimizi çeşitli bölgelere, çeşitli okullara yönlendirdik. Şimdi bakın, hali hazırda o bölgede Anadolu Lisesi, Açık Lise, Lise Eğitimi Alan, İmam Hatip Lisesi, Fen Lisesi, Teknik Liseler ve diğer liselerden oluşan bir lise grubu vardı. Bir de bunların dışında mezun grubumuz vardı. Bir de bunların, yani mezun grubumuzun dışında herhangi bir alana kayıt olmuş ama yeniden çalışan öğrencilerimiz vardı. Bütün bu çocuklarımız şu anda bir mağduriyetle karşılaştılar. Evet, bakanlığımız bu anlamda bir açıklama yaptı. Öğrencilerimizin ikinci dönem, tüm Türkiye'deki öğrencilerimizin ikinci dönem konularından, 12. sınıfın ikinci dönem konularından branş bazında muaf olacaklarını ifade etti. Daha önce pandemi döneminde de biz böyle bir sınav atlattık, biliyorsunuz. Ama tabii bunun da şöyle bir süreci oldu. Evet, bu çok büyük bir destek, doğru. Öğrencilerimiz için güzel de bir kazanım oldu. Öğrencilerin geçmiş konularını yeniden tekrar etme fırsatı buldu ama ağrılarımızla, yaralarımızla ve acılarımızla birlikte bu çok zorlu bir süreç oldu hepimiz için. Öğrencilerimize, oradaki öğrencilerimize de tavsiyemiz şu yönde. Hayat devam ediyor. Kaldığımız yerden bizimle birlikte olan sevdiklerimiz için veya kaybettiğimiz sevdiklerimiz için hayata tutunma zamanı diyoruz. Onların da hayata tutunmaları için desteklerimizin hep onların yanlarında olduğunu ve hayata tutunmak için çaba sarf etmeleri gerektiklerini arkalarından güven duygularımızla ifade etmek istiyoruz. Zeynep Hanım, tabii yani gerçekleşeceği için sınava öncelik verdik ama aynı zamanda bugün itibariyle öğrenciler karnelerini aldılar ilk orta ve lisede. Bir yaz tatili süreci şüphesiz girildi ve burada o öğrencilerin dinlenmesi veya o zihinlerin toplama süreci gerekiyor. Ama bununla birlikte yine o 3 aylık süreyi verimli kullanmak da gerekir. Buna ilişkin neler söylersiniz? Evet. Şimdi gönlümüz ister ki Yunus Emre Bey, biz eğitimciler olarak aslında bu tatil dönemlerinin öğrencilerin gerçekten tatil yapabileceğini ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri alanlara ayrılsın. Öğrencilerimiz bu anlamda şu anda geçtiğimiz yıllardan beri başlayan yaz okulu projeleriyle, yaz spor okulu projeleriyle desteklenmeye çalışılıyorlar. Ama her öğrenci de bu aktivitelerden faydalanabilecek imkanlara sahip değil veya ulaşım sıkıntısı yaşıyor. Özellikle ülkemizin bazı bölgelerinde bu daha da gün yüzüne çıkmış durumda. Evet. Gönlümüz ister ki bunlardan faydalansınlar.
Ama bu faydalanma maalesef burada gerçekleşemeyebiliyor. Peki ne gerçekleşiyor burada? Burada şöyle bir durum var. Ailelerimize önerimiz, mümkün olduğunca öğrencilerimizin yaz tatili dönemi başlangıcından itibaren bir spor aktivitesiyle, özellikle pandemi sürecinden sonra sosyalleşmekte zorlanan öğrencilerimizin çok fazla olduğunu görüyoruz Yunus Emre Bey. Biz ailelerimize, velilerimize tavsiyemiz hep şu yönde. Lütfen öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlayabilecekleri alanlar tercih edin. Genelde de bu anlamda çocuklarımızı sanat ve spor faaliyetlerinden faydalanabilecekleri imkanlar dahilinde özel olabilir veya imkanlar dahilinde belediyelerimizden faydalanılabilir. Belediyelerimiz de bu anlamda güzel çalışmalar yapıyorlar. Veya yine imkanlar dahilinde milli eğitimimizin okullarının da çok güzel, bakanlığımız bu anlamda çalışmalar yapıyorlar. Bunlardan faydalanılabilir. Ama muhakkak öğrencilerimizin bu anlamdaki çalışmalardan destek almasını istiyoruz. Yine öğretmen arkadaşlarımızın bu süreçte öğrencilerimize tavsiye ettikleri kitaplar var. Bu kitapları okumalarını, kitap okumak bugün LGS sınavının bize hatırlattığı çok büyük bir ayrıntı diyeceğim. Bir ayrıntı oldu. Okuma. Okuma çok önemli. Bizim kitap okuma, okur yazarlığımızı gerçekleştirmemiz lazım tüm öğrencilerimiz için. O yüzden her şeyden önemlisi kitap okuma. Çokça kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Çok çok dinlensinler. Bu faaliyetlerden faydalansınlar. Ama bunların yanında en önemli öğeyi kitap okumayı atlamasınlar. O okudukları kitaplar hayatın her alanında onları gerçekleştirmelerini sağlayacak. Yaş gruplarına uygun destek alabilecekleri birçok platform var yine. Bu anlamda uygun kitaplar seçerek öğrencinin kendini gerçekleştirmesini sağlayacak, onların hayal dünyasına, hayata bağlayacak alanlarda kitap okumalarını öneriyoruz. Birçok yazar arkadaşım bu anlamda çok güzel çalışmalar da çıkardılar. Oradan velilerimiz de destek alabilirler. Bunların dışında da biraz da akademik başarı tabii ki atlanılmaması lazım. Öğrencimizin genel tekrarlarına da vakit ayırmasını istiyoruz. Çünkü genel tekrarlarını yapmadıklarında yeni eğitim dönemi için bizim tatillerimiz çok uzun, 3 ay gibi bir süre. O süreçte öğrencimiz geri döndüğünde akademik başarıyı doğru sıralama ile takip edebilmesi için o dönemde kaybetmemesi gereken kazanımlarını hatırlaması gerekiyor. Zeynep Hanım, ailelerde genel olarak şöyle bir genel kanı hakim. Yani yaz tatili, işte evladım dinlensin diyerek aslında o 3 aylık dilimi verimli kullanmama durumu söz konusu. Buna ilişkin neler söylersiniz? Bununla birlikte bir diğer sorumu birazdan yönelteyim. Tamam. Buyurun. Yunus Emre Bey, şöyle. Şimdi çalışan ebeveynlerimiz için söylüyorum. Türkiye'nin bu anlamda çalışan ebeveynlerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizin de bu anlamda özellikle ekran bağımlılığının yapılan araştırmalar görülüyor ki hızla arttığını fark ediyoruz. Az önce bu pandemi süreciyle hayatımıza giren bu ekran objesinin çok hızla yayıldığını, özellikle oyun bağımlılığının çok küçük yaş gruplarına kadar indiğini, İlköğretim çağında biz öğrencilerimizin 4'ün altında, yani 4. sınıfımızın altında öğrencilere oyunu tavsiye etmezken şu anda çok daha alt yaş gruplardaki öğrencilerin oyun bağımlılığına doğru gittiğini düşünüyoruz ki ailelerin de yine aynı şekilde ekrandan çok moda olan Reels gibi, Short gibi videoları izlediklerini, YouTube'ları takip ettiklerini, özellikle YouTuber'lı arkadaşlarımızın bazılarını takip ettiklerini görüyoruz. Şimdi ailelerimize önerim öncelikle şu: bu ekran meselesi çok hassas bir mesele. Bu ekran meselesini çok doğru yönetmeleri gerekiyor. Öğrencilerin, ebeveynlerin denetiminde ekran kullanımını gerçekleştirmeleri gerekiyor ve bununla ilgili gerekirse eğitim almalarını öneriyorum. Bugün ekran eğitimi diye bir eğitim var. Bu eğitimi tamamlaması gerekiyor ebeveynlerimizin, çünkü ekran çocuklar için çok önemli. Evet, velilerimiz haklı. Bu 3 ayı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ama kitap bunun dışında olmamalı Yunus Emre Bey. Yine kitap dışında olmadığı gibi öğrencilerimizin aynı zamanda sanatsal ve sporsal faaliyetlerden de uzak kalmaması gerekiyor. Bunun yanında çok kısa aralıklarla tekrar kazanımlarını gerçekleştirmeleri öğrenciler için sorun olmamalı. Tam aksi, ekrandan koparıp kazanıma yönlendirmek veya bu faaliyetlere yönlendirmek velilerimiz için de bir artı. Peki, evet. Doğru mu? Evet.
Yaz ödevini ben de çok tavsiye ettiğim bir öğe değil. Önce onun altını çizmek istiyorum. Bunun adını yaz ödevi, işte yaz çalışması gibi nitelendirebiliyor arkadaşlarımız da. Ben bunun yanına öğrencilerimizi daha çok gezmelerini, daha çok görmelerini, imkanlar dahilinde ailelerimizin onlarla vakit geçirmelerini, birçok anlamda sahil kenarlarını veya piknik alanlarını veya ailesiyle birlikte vakit geçirebilecekleri ev ortamlarını dahi tercih etmelerini öneriyorum. Çünkü arkadaşlarıyla vakit geçiren, sosyalleşen, ailesiyle ve ebeveyniyle vakit geçiren öğrencimizin yeni eğitim dönemine çok daha donanımlı geldiğini görüyoruz. Öğrencimiz deşarj olmuş, kendini yenilemiş ve gerçekleştirmiş olarak geliyor. Ama bunların dışında ekranı çok ağırlıklı kullanmış öğrencim, yalnızlık çekmiş öğrencim, döndüğünde birçok arkadaşımızın da aynı ifadeyi söylediğine şahit olduğumuz için burada yenilemek istiyorum. Ekranla birlikte gelmiş olan öğrencilerimizin karşımıza gelenleri bugün artık ekran otizmi denilen noktaya doğru kaydığını görüyoruz. O yüzden tavsiyemiz lütfen öğrencilerimize sosyalleşebilecekleri alanlardan faydalanmaya yönlendirin ve çok kısa da olsa kazanımlarından uzak tutmayın. Peki, çok teşekkür ediyorum Zeynep Hanım, katkılarınız ve aktardığınız bilgiler için. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Yunus Emre Bey. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Sevgili seyirciler, eğitim koçu Zeynep Gündüz bizlerle birlikteydi. Kendisiyle hem AYT ve TYT sınav sürecine ilişkin neler yapılmalı, neler yapılmamalı konusunu konuştuk. Hem de yaz tatili başladı ve o yaz tatilinde öğrenciler ve aileleri neler yapmalı, yine bunları konuşmaya çalıştık. Düşünme Vakti'nin 3. bölümünde sevgili seyirciler, ilk bölümde gazeteci Celal Kazdağlı ve 27. dönem CHP milletvekili Atilla Sertel yayın konuğumuzdu. İkinci bölümde ise Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Kamalak konuğumuzdu ve anayasa tartışmalarından siyasetteki güncel konulara kadar birçok başlığı konuştuk. Son bölümde ise eğitimci Zeynep Gündüz'le birlikte sınav sürecini konuşmaya, aktarmaya çalıştık. Düşünme Vakti'ni burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Balin Sandalye Düşünme Vakti'ni sundu.